Merhaba. Hayatı inşa eden en büyük amil fikirdir. Fikirse hayatı ve kainatı okuma yöntemidir. Genel geçer fikirler yaşadığımız dünyayı sıradan bir hale getirirler. Hayatı farklı bir şekilde sunanların dışında yorumlayan bir fikir ortaya konulduğunda genelde insanlar sarsılırlar. Öyle ki fikir ne kadar sarsıcı olursa ona tahammül kabiliyeti bizi güçlendirir. Sunulanların dışındaki fikir karşısında direnemiyorsanız, zaten sizin algıladığınız dünya çoktan vadesini doldurmuştur. Bugün farklı bir gözle dünyaya bakan, sunulanların dışında sarsıcı okumaları olan tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Kadir abi. Hoş bulduk. Kadir abi, hemen konuya gireceğim. Vakti değerli kullanmak için. Evet. Şimdi bir mortgage krizi diye bir kriz var dünyada. Ondan sonra global bir kriz çıktı. Bunun ardındaki iş nedir? Nasıl bakıyorsunuz bu krize, ekonomik krize? Gerek bu kriz ve gerekse tarihte buna benzer büyük hadiseler, harp, darp, bunların hepsinin altında bir Yahudi parmağı vardır. Evet. Bu da öyledir. Ama... Yahudiler tarafından çıkartılmış bir krizdir diyorsunuz. Aynen. Evet. Fakat 19. asırda İngiltere'yi bize karşı kullanarak Filistin'e dönme şansını yakalayan Alman Harbi'nden sonra da bu metbu tabi olduğu, kullandığı devleti değiştirip Amerika'ya intikal eden Yahudiler... Amerika'yı da 20. asır boyunca kullandıkları halde ona niye bu darbeyi vuruyorlar? Evet, en önemli soru bu. Bunu anlamak için Yahudinin hem tarihi seyir içindeki milli macerasını hem de inanışlarını doğru bilmek lazımdır. Yahudiler inanış itibariyle Hazreti Adem'in çocuğu olduğuna inanmıyorlar. Evet. Şeytan da Havva anamızın münasebetinden kendileri, Adem Aleyhisselam'la Havva anamızın münasebetinden de Goyim dedikleri Yahudi olmayanların doğduğuna inanıyorlar. Şeytan ateşten yaratıldığı için ateş toprağa faiktir. Binaenaleyh biz de Adem'in nesline üstünüz. Tabir caizse burada Filistin kitabımda Tevrat'tan bu görüşlerin kaynaklarını gösterdim. Burada kısa söyleyeceğim. Evet. Şu inanış bütün insanlığa düşmanca hareket etmelerini icap ettiriyor. Goyimlere diyorsunuz. Goyimlere karşı. Evet. Malını çalsa günahkar olmuyor, ırzına tecavüz etse günahkar olmuyor. Biz hayvanat-ı ehliyeye nasıl bakıyorsak onlar da Yahudi olmayan insanlara aynı gözle bakıyorlar. Bunun Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı, Acemi yoktu. Bütün insanlık. Evet. Bu suretle bulundukları her yerde ekonomik gücü ele geçirmek için mücadele etmişlerdir. Ama bu beynel milel bir güç haline gelişlerini onların dehasıyla izah etmek yanlıştır. Yani burada Yahudiler bizim atıfta bulunduğumuz kadar zeki insanlar mı? Çok zeki, çok akıllı olduklarından değil, düşmanlarının ona takdir ettikleri rol bunu temin etmiştir. Evet. Çünkü her oluşta hesapta olmayan yan neticeler vardır. Biz Çanakkale'de yiğitlik yaptık, Rusya'da komünizm bu sayede iktidar oldu. Tarihi hadiselerin hep böyle hesapta olmayan yan tesirleri vardır. Muhakkak. Çünkü Rusya'da açlık baş göstermişti, komünistler bunu istismar ediyorlardı Çarlık'a karşı. Müttefikler Boğaz'dan geçerek Rusya'ya yardım götürecekler ve Çarlık'ı ayakta tutacaklardı. Götüremeyince bu yardımı, Çanakkale'den geçemeyince oradaki açlık komünist ihtilalinin sebebi oldu. Bu bir misaldir ki tarihte böyle birbirini eski tetikleyen, tabirle söyleyeyim, maklubun bizzat olmayan, yani bir hareketin gayesi olmayan neticeler de doğar. Bunlar bazen asıl gayeden de daha müessir olabilir. Roma İmparatorluğu 4. miladi asır ortalarında Hristiyanlığı kabul edince Hristiyanlık asabiyetiyle siz bizim peygamberimizi çarmıha gerdirdiniz. Siz suçlusunuz, bizim ülkemizin dışına çıktılar. Roma'nın olmayan topraklara gittiler. Onun için Roma'nın hiçbir zaman Rusya toprağı olmadı. Dünyada en çok Yahudi
Oraya gitti, İspanya'ya gitti. Romanın olmuş olan muvakkaten belli bir müddet romanın olmuş olan yerlere gelip yerleşmeler sonradır. Evet. İngiltere'ye, Almanya'ya falan. Fakat gittikleri yerler de Hristiyan olduğu için o insanlar da bunlara kötü gözle bakıyorlar. Aynı sebepten dolayı. Bu kötü gözle bakma onların küçük yerleşim bölgelerinde oturamamalarını icap ettirdi. Çünkü küçük yerleşim yerindeki insanlar birbirlerini ezberlerler. İstenmeyen adam orada rahatsız olur. Kozmopolitliğe müsait büyük şehirlerde yerleştiler. Büyük şehirlerde insanlar birbirlerini ezberleyemez. Büyük şehir demek büyük ticaret imkanı, büyük tahsil imkanı demektir. Evet. Ayrıca o büyük şehirlerde oturan Yahudiler için de bir takım tahditler koydular. Mesela asker olamaz, devlet memuru olamaz. Halbuki orta çağda en şerefli meslek askerlik. Askerlik. Memur olamayınca ne kalıyor adamı? Tahsil ve ticaret kalıyor. Evet. Ticarette de tahdit koymuşlardı. Bugün mesela Almanya'da bir Alman vatandaşı herhangi bir dükkan açacak. Serbesttir. Beyanname verir açar. Ama Alman olmayan biri mesela bir Türk dükkan açacak mı? Polisten bir müsaade alacak. Buna geberbe denir. Bu Yahudilere konan tahditlerden kalmadır. Bunlara sadece eskicilik yapma şansı tanıdılar. Uzun asırlar çok akıllı zannedilen Yahudiler dünyada en uzun müddet sürünmüş olan topluluktur. Evet. Bu da bunlar, belki bileylenmenin de azınlık bir, şuurunun tabii takviyesine sebep olmuştur. Birbirlerine kenetlenmelerine evet sebep olmuştur ama bunlar eskicilikten antikacılığa, antikacılıktan sarraflığa intikal etmişlerdir. Uzun asırlar sonunda. Bir de ticaret yapmayan tahsil yapmıştır. İki silah elde etmiştir. Biri para, biri felsefe. Felsefe, evet. İnsanları ifsad eden bütün felsefi görüşler Yahudi filozofların eseridir. Saymakla bitmez. Ne evet kadar sapık felsefe demek de belki biraz eksik kalıyor. Bilimin hepsini de demek daha doğru hayır olabilir mi? Bunlar ilimde Einstein gibi fenle evet uğraşanları nadirdir. Bunların uğraşı ilimler şarkıyattır. Evet. Şarkıyattır. Ve felsefedir. Ekseriyetle. Çünkü fikir doğrudan doğruya fikre taalluk eden iş her buluş, her keşif, her fenli terakki bir fikir zemininde vuku bulur. Fikre, felsefe en umumi. İlimler, ilim denen şey nedir? Belli hususiyetlerini eşyanın kanunlar haline rapt etmektir. İlim, eşya-i tabiiyenin herhangi mesela kimya, kimyevi hususiyetlerini, fizik, fiziki hususiyetlerini kanlar haline, yani bir tevhid hareketidir. Bir hüküm koyar, içine milyonla vaka girer. Bu ilimlerin umumi hükümlerini bir defa daha birleştirmek felsefe. Felsefe demek. Evet. Bunun için felsefe en temel fikri esastır. Hele Batı alemi için. Bu felsefeyi ve parayı kullanmışlardır. Ve böylece milletlerin mukadderatına hükmeder hale gelmişlerdir. Bu felsefeyi kullanan aynı zamanda tarihin değiştirilmesi ve yapılanmasını elbette da sağlıyor. Elbette. Evet. Hem geçmişi değerle şeriat dedim ya mesela evet bunlar ikide bir şu anda bile UNESCO konferanslar toplar. Tarih tedrisatının ahenkleştirilmesi derler. Ne demek? Tarih bilimi milletler arasındaki düşmanlık duygularını tazeliyor. Bunu biraz köreltelim. Bunu köreltelim demek milletler tarihlerini bilmesinler. Kendileri 5000 yıllık tarihi dava ederler. Başka milletlerin tarihini üstün körü öğrensin. Dolayısıyla hafızasını kaybeden bir fert gibi olsun. Dünyada genel olarak zaten şu anda gördüğüm kadarıyla böyle de bir davranış böyle bir gerçekten davranış var. Sık sık evet böyle UNESCO onların karargahı. Yani ülkeleri daha çok hadımlaştırıyorlar. Hadımlaştırıyorlar. Evet. Bu tabii müessiriyetin bis veçesidir. Bir de ekonomik evet hakimiyettir yaptıkları. Bununla sanayi inkılabı devresinde bütün batıya hakim, nafiz hale gelmişler. Ondan sonra vatan ittihaz etmek istedikleri toprak Osmanlı idaresinde olduğu için Filistin'den 19. asrın evet süper gücü İngiltere'yi kullanmış.
Osmanlı ile harp ettirmiş, İslam alemini başsız hale getirmiş ve Filistin'e sahip olmuş. Ama Filistin'e sahip olduktan sonra bu kadar tarih içinde zulüm gördüğünü iddia eden bir millet eline fırsat geçince 48'den bugüne kadar orada zulüm icra etmektedir. Taşla hücum eden adamın üzerine tankla gidiyor, çocuğun üzerine tankla gidiyor. Kadir abi, bu Yahudi tehlikesini müşahhas hale getirdi. Evet. Bu Yahudi tehlikesini müşahhas hale getirmenin neticesi Amerika'da antisiyonist. Siyonizm Yahudilerin Filistin'e dönme davasıdır. Antisiyonist cereyanlara kuvvet verdi. Kuvvet verdi. Bugün evet. Yahudi aleyhtarı en fazla kitap neşriyatı Amerika'dadır. Bu toplumda bir fikri gelişme oldu mu siyasi partilerden biri buna sahip çıkar. İnönü gibi bir adam Türkiye'de solculuğun tansiyonu yükselince biz de ortanın solundayız, solcuyuz dedi. Ecevit de ortanın solu diye kitap yazdı. Evet. Neden? Bunlar ayrı bir parti kurmasınlar, bizi desteklesinler. Amerika'da da Demokrat Parti bu davranış Yahudi aleyhtarı hissiyata sahip çıktı rey mülazasıyla. Dolayısıyla Amerika'da Demokrat Parti daha ziyade Yahudi aleyhtarı, Cumhuriyetçi Parti, Yahudi taraftarı olanların toplandığı bir yer oldu. Mutlak değil ama bin nisbe oradaki hakim vasıf bu, buradaki hakim vasıf bu. Clinton bu içindeki Yahudi aleyhtarı insanların hissiyatına tabi olarak kuruluşundan beri Yahudi'yi karşılıksız maddi yardımla, silah yardımıyla desteklemekten doğan sosyal yükü bertaraf etmek için dedi ki bu iş sürüp gidiyor. Mesela 67 harbinde Yahudi mağlup oluyordu. Hava köprüsü kurdu Amerika. İsrail'in mevcudiyetini Amerika olarak garanti ediyorum dedi. Bu bir yük getiriyor Amerika'ya. Bu yükten kurtulmak için dedi ki Filistin'i bir devlet yapalım. İsrail gibi ayrı bir devlet nüfus olsun. Mübadelesi yapalım. Oradaki Yahudiler bu tarafa geçsin, buradaki Araplar o tarafa geçsin. Kudüs'te üç mukaddes din için bir merkez olsun. Kutsi bir yerdir. Burayı da üç dinin mümessillerinde müteşekkil bir idareye kavuşturur. Bunun cevabı Monica adında bir Yahudi kızı bir desise ile Clinton'ın koynuna vermek, gizli kamerayla tespit edip ifşa ederek onu istifaya icbar etmekti. Fakat bunu bu muhalefet böyle başladı. Evet. Amerika'daki Yahudi aleyhtarı muhalefet ve onların mukabil hareketi Clinton'la Monica hikayesiyle başladı. Clinton partisi ekseriyet olduğu için kah ağladı, kah güldü, vaziyeti idare etti. Ama o çok önemli bir operasyonla da başta yine kalabildi. Evet. Seçim kaybetmesine sebep oldu. İki devre Cumhuriyetçi Parti iş başına geldi. Fakat bu iki devre içinde bu Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Parti arasında Orta Doğu siyaseti bakımından fark var. Büyük Orta Doğu projesi diyorlar ya. Evet. Bu Büyük Orta Doğu projesi Türkiye için bir nimettir. Bunu tenkit edenlerin kulakları çınlasın. Büyük Orta Doğu projesinin merkezi Türkiye midir? Merkezi değil. Faili evveli Türkiye'dir. Evet. Niye Büyük Orta Doğu? Orta Doğu, Orta Doğu. Çünkü Büyük Orta Doğu demese İslam alemini şumuline almıyor. Bu İslam alemi projesidir. İslam alemi projesi dese Batı'da İslam'ın hızla yayılması sebebiyle Amerika'da bugün günde 250 kişi Müslüman oluyor. Büyük rakam. Batı'nın geleceğini de konuşacağız, orada göreceğiz. Bu korkuyla İslamofobi diye bir dava ortaya atıldığına göre İslam alemi üzerinde ben bir ameliyat yapmak istiyorum diyemiyorlar. Tabii. Bunu bu Orta Doğu adıyla. Evet. Fas buna dahildir, Büyük Orta Doğu projesine. Endonezya dahildir. Biri uzak doğudur, biri yakın doğudur. Bunların Orta Doğu ile alakası yok. Orta Doğu ismi altında İslam alemi projesidir. Nedir o İslam alemi? Bütün enerji kaynakları İslam alemindedir.
Cumhuriyetçi Parti diyor ki ben kuvvetliyim. Buraya girerim, vururum, kırarım. Bu kaynakları silah kuvvetiyle alırım. Silah kuvveti. Evet. Demokrat Parti diyor ki hayır, bu doğru değildir. Biz yabancı olarak orada bulunduğumuz zaman bize tabii olarak bir aksilamel doğar. Dayak yeriz diyorlar. Yani. Dayak yeriz. Evet. Buraya bir taşeron kullanarak atayalım girmeliyiz. O taşeron evet. Türkiye'dir. Evet. Çünkü tarih mirası itibariyle alem-i İslam'da baş rolü oynama şansı sadece Türkiye'de vardır. Evet. Bunun için ilk defa burada ifşa ediyorum. Demokrat lütfen. Clinton zamanında hilafet nasıl geriye gelir diye şu anda konuşuluyor bir cemiyet değil mi? Şu evet. anda konuşulmasını evet. bırak. Clinton zamanında ben de rapor verdim. Bana da sordular. Çok önemli şüphesiz, bir açıklama bu. Evet. Şüphesiz birçoklarına sormuşlardı. Ben tek değilim. Ama ben de rapor verdim. Nasıl kurulur? Nasıl kurulursa geleceği olur. Kimle bu iş olur? Niye hilafeti kurmak istiyor? Kendine tabi bir halife istiyor. O hilafet etrafında da İslam alemini birleştirmek istiyor. Dolayısıyla İslam alemini bir taşeron vasıtasıyla istismar istiyor. Yönetmek istiyor. Evet. Bunun ismi de fakat Büyük Orta Doğu Demokrat Projesi Parti, olarak. Demokrat evet, Parti iktidardan atıyor. Düşünce bu görüş zaafa uğradı. Çünkü iki parti arasında metot farkı var. Biri vurarak, evet. kırarak. Biri silahlı, biri fikren. Biri evet. fikren. Bir taşeronla yapmak evet. istiyor. Hiçbir milletin İslam aleminde Türk milleti kadar tarihi mirası müsait değildir. Bak 80 senedir biz İslam dünyasına sırt dönmüşüz. 1930'da Kudüs'te bir İslam konferansı toplandı. Şerif Hüseyin orada halife seçilmek istedi. O zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir müzakere var. Son derece cazip dikkattir. Bir Müslümanın biri o konferansın duvarına Türkiye'nin haritasını asmış. Devrin hariciye vekiline sual soruyorlar. Kudüs konferansında Türk bayrağını biz gazetelerde gördük, İngiliz gazetesinde, salonun resminde. İndirmek için bir teşebbüs yaptınız mı? Evet. Fatih Rüşdü'nün kayınpederi. Evet. Diyor ki meclis zabıtlarında var. Ben de gördüm. İngiliz Büyükelçisi'ne rica ettim. Bayrağımızı oradan indirttim. Ve de Türkiye'nin siyasetini, hilafeti kaldırmış bir ülke olarak rencide edecek bir söz söylenmemesi için İngilizlerden garanti aldım. Şimdi 1930'ların Türkiye'sine bak. Bugün İslam aleminin bir üyesi Türkiye. Evet. Bayrağının İslam konferansında duvara asılmasına tahammül edemiyor. Resmi bir müracaatla bunu indiriyor. Kadir abi, bugüne ama girdiğimizde bu 80, evet. o günden bugüne evet, kaybedilen itibar one minute sözüyle one minute'de bir dakikada geriye geldi. Evet, onu söyleyecektim. Demek oluyor ki biz İslam dünyasına ters dönmüş olduğumuz halde bak Allah murad edince bir dakikalık söz konuşma orada Tayyip Bey'in konuşması bir dakika sürmüyor. Arap alemi şaha kalktı. Bunun manası bizim tarihi mirasımız müsaittir bu aleme lider olmaya. Yani kitaplarımıza döneceğim kaderimizde yazılı diyorsunuz. Kaderimizde evet. yazılı. Bu oraya kader evet. vesilesiyle nasıl gidileceğini sonra anlatırız. Ama bu şunu gösteriyor. Bu sözü başka bir millet yapsaydı. Söyleyemez. Ve arkasında da kimse duramaz. Yapsaydı bu kadar evet. alaka uyandırmazdı. Bunun bir altyapısı var. Osmanlı vatandaşı hüviyetini taşıyan adamlar daha yeni öldü. Evet. Ne kadar ayaktaydı. Onun için bu tarihi mirastan istifade ederek bizi bu işte kullanmak istiyorlar. Biz de kafamızı kullanarak bundan istifade ederiz. Bal tutan parmak yalar derler. Biz Musul petrolünden istifade etmiyoruz. Suud petrolünden istifade etmiyoruz. Halk da etmiyor. Ben inanıyorum ki Saddam'ın Irak halkına Musul petrolünden aksettirdiğinden Amerika o petrolü ele geçirse daha fazlasını aksın. Kadir abi. Suud içinde durum böyledir. Çok ilginç bir tespitte bulunmak istiyorum. Bir önceki programımız Mahir Kaynak'la ilgili bir programdı. Onun dünya görüşünü ve şu andaki şimdi neredeyiz'i işledik.
Yaklaşımlarınız farklı olsa da sonucunuz aynı. Yani Türkiye'nin dünyanın en önemli merkezlerinden biri olduğunu bunu o da Kissinger, söyledi. Evet. Kissinger diyor ki biz Orta Doğu'yu idare edemedik. Bunu Yahudi olarak söylemiyor. Evet. Amerikan Hariciye Vekili bir Batılı olarak söylüyor. Biz bu Orta Doğu'yu Türklere iade edelim diyor. Evet. O halklar kendi istiklallerinden, devletlerinden, bayraklarından vazgeçerek bu olmaz ya. O devletlerin üstünde bir birlik de olur. Paktla olur, hilafetle olur, ne olursa olur. Ama bunu bir Yahudi bile görüyor bu ihtiyacı. Orta Doğu'yu Türklere iade edelim. Bu iadenin arkasındaki ekonomik krizdeki şeyi nedir, bağlantısı? Amerika'nın bu projesine karşı burada Clinton'ın Filistin'i bir devlet yapmasından doğan muhalefetle Yahudi Bush da gelir gelmez bu sözü söylediği için Amerika'ya 11 Eylül darbesini vurdu. 11 Eylül'ün arkasında 11 Eylül'ü yapan Siyonizm var diyorsunuz. Hiçbir evet. güç Amerika'nın kılcal damarlarına kadar hakim olan Yahudi dışında hiçbir güç Pentagon'u bombardıman edemez. O Bin Laden'in adamları onun önünden yolcu bile geçemez ki onun planını bile de o işleri yapa. Evet. Binaenaleyh bu Yahudi'nin işidir. Bunun başka delilleri de var. Bush geriye adım atmıştır. 11 Eylül'den sonra. 11 Eylül'den sonra geriye adım. Ama Yahudi de anlamıştır ki Amerika'da bu derecede Yahudi aleyhtarlarının kabarmasının, gelişmesinin neticesi kendi aleyhine olacaktır. Patron değiştirmeye karar vermiştir. O patronu da henüz entelektüel vasfı zayıf olan, dünyaya evet. ilk defa açılan, tarihte hiçbir zaman açılmamış, dünyada Çin kadar oturduğu yerde asırlarca sabit kalmış, harici açılmamış tek millet Çin'dir. Obama'yı nereye oturtuyorsunuz şu anda? Onu da söyleyeceğim. Evet. Amerika Demokrat Parti'yi tekrar iktidara getirmek için bu seçimde reyleri seçimden evvel %25'e inmişti. Evet. Demokrat Parti'nin de %75'ti. Amerikan efkar umumiyesinin kolay kolay hazmetmeyeceği zenci asıllı birini destekleyip aday yaptı ki aday istenmediği zaman o parti seçim kaybeder. Bu Cumhuriyetçi Parti'nin adayına iyilik olsun diye yapıldı. Yani diyorsunuz ki Yahudiler Obama'yı istemediler aslında. İstemedi. Evet. Sade partisi seçim kaybetsin diye onu destekleyip aday yaptılar. Evet. Ona bir rey vermiş değillerdir. Ve bunda da belli ölçüde başarılı oldular. Reyler %75'ten 52'ye düştü. Onlar 50'nin altına düşecek hesabını yaptılar. Aynen Hitler'i desteklerken Yahudiler biraz rahatsız olsun da Filistin'e nüfus taşısınlar diye. Çünkü Yahudi Agana Teşkilatı Hitler'i tahrik edip Yahudi aleyhtarlığı yaptırdıktan sonra orada ilan etti. İsteyen her Yahudi, Almanya'da rahatsız olan Yahudi buyursun Filistin'e gelsin. Adam başı 30 bin mark hediye ediyoruz. 10 dönüm de arazi veriyoruz dedi. Evet. Ama oradaki hesap da tutmadı. Hitler bunlardan 500 bin kişi telef etti. Onlar 5 milyon diyor, palavradır. 10 kat fazla söylüyorlar. Yani Filistin'e Kudüs, göçün arkasında Hitler Kudüs, var diyorsunuz. Şu anda başka bir şey söylediniz. Kudüs evet. müftüsü Emin el Hüseyin'i evet. aynen Rusya Afganistan'ı işgal ettiği gibi orada mücahitler harp ediyordu ya. O Emin el Hüseyin'i de İsrail'e gelen Yahudi muhacirlere karşı sabotaj yapıyordu. Evlerini yakıyor, öldürüyor vesaire. Onun için Yahudiler dünyanın her yerinde rahat. Oraya kimse gitmek istemiyor. Onun da orada devlet olmak için bir nüfusa ihtiyacı var. Bir yerdeki Yahudileri rahatsız ederek daha az rahatsız olan bir yere intikallerini sağlamak için seyircilerimize destek. Şunu söyleyelim mi? Görüşünüz şöyle anladığım kadarıyla. Diyorsunuz ki Yahudi liderler, Siyonist liderler Hitler'i desteklemiştir. Aynen. Ve Almanya'daki Yahudileri
Hitler tarafından kışkırtmışlardı. Rahatsız olsun. Rahatsız olsunlar, Filistin'e götürsünler diye. Filistin'e göçmeye razı olsun. Bu arada olsunlar. Ama biraz işler karışmış. Hesap yanlış yaptılar. Yahudi katledilmiştir diyorsunuz. Evet. Obama'da da hesap yanlış yaptıkları gibi. Demokrat Parti'ye seçim kaybettireceklerini zannettiler. Obama siyasette cahildir. Bir devre senatörlük ne kadar az bir tecrübedir. Hiç demek daha doğru. Hiç demektir. Evet. Onun için bu Yahudi desteğini, aday oluşundaki Yahudi desteğini gerçek seçim desteği zannederek hemen bir başkan yardımcısı, maruf bir Yahudi tayin etti. Alarak. İlk tayini budur, hatırla. Arkadan parti isyan etti buna. Rakibi Clinton partinin isyanı sayesinde hariciye vekili oldu. Bu denge sağlamak. Dengeyi sağlamak. Partinin tabanının isyanıdır. Şimdi bunlar Demokrat Parti tekrar iktidar olunca Çin'e naklim ticaret etmek, yani kendilerini Çin'e nakletmek ihtiyacını hissettiler. Aradılar başka bir patron. Çin Beynemli Arena'da hiçbir tecrübe sahibi değildir. Türkler milattan evvel onlara hücum etmiş. 3000 kilometre Çin seti yapmışlar. Evet. Japonlar hücum etmiş. Kendileri hiç kimseye hücum etmemiş. Çünkü insan karakterini vücuda getiren iki müessir vardır. Biri gıdadır, biri iklimdir. Bunu ilk defa insanlık tarihinde mufassalan anlatan İbni Haldun adında bir büyük düşünür. İslam mütefekkiridir. Hayatları boyunca pirinçle beslendikleri için uyuşukturlar. Bir ağaç gölgesi bulsa 6 ay yatar. Çin'de Türk hakimiyetinde imparatorluk bile var milattan önce. Şimdi Türklerin bu kadar baskın olmasının nedeni daha kuzeyde olmaları diyorsunuz aynı zamanda. Kuzeyde iklimden, beslenmeden pastırma nedir? Pastırma bilir misin? Evet. Sefere çıkan Türk eğerinin altına eti tuzlar koyar. Yolda onu yesin diye. Demek ki bu hareket halinde. İki millet biraz sonra fırsat bulur da kader perspektifinden hayat ve kainata bakarsak göreceğiz ki iki millet Allah'ın tayin ve takdiriyle vazifeli millettir. Bunlardan biri Türklerdir, biri Araplardır. Evet. Araplar 2000 yıl evvel İslam vücuduna gelmeden evvel, peygamber gelmeden evvel, 2000 yıl evvelden belagat, fesahat, talakat, edebiyat meyliyle mücehhez olarak şiir söylerler, yarışlar yaparlar, kazananı Kabe'nin duvarına asarlar. Hutbe irad ederler, yani nutuk söylerler panayırlardaki. Böyle bir tarihsel gelişim yaşadılar. Bu dili geliştirdi ve irade-i ilahiyi istihab edebilir bir gelişlik kazandı. Türkçe'de bir tek tanrı kelimesi varken Arapça'da 99 isimle bir Allah mefhumu var. Evet. Hatta daha da fazla. Demek oluyor ki Araplara lisan genişletmek için bir temayül verdi. Türklere de harbi, darbi, cengi, cidali, kavgayı meyli verdi. Ve İslam'la şereflenmeden evvel Türklerin yaptığı iş budur. Hareket. Bu beslenmeyledir, coğrafyaledir, neyle olursa olsun ama netice budur. Bak, dünyanın hiçbir dilinde emir kipi tek ece değildir. Evet. Türkçe'de vur, kır, bas, kes. Kolay söylendiği için. Askerlik emirle yürür. Türklerin kaderinde İslam'la buluşmak İslam'la buluşmak ve onun müdafiye olmak. Türkler diyorsunuz. 1400 yıllık İslam tarihinin 1200 sene liderliğini yapmış. Yani Hulefai Raşid'in 30 sene, 90 senede Emeviler. Emeviler, evet. 120 sene, olsun 150 sene. Abbasilerin ordusu Türk. Samarra şehrini Halife Mutasım Türkler için kurdu. Ordusunu Türklerden kurdu. Anası Türktü. Türklerin Arap kızlarıyla evlenmesine yasak getirdi. Bunları eve bağlar, cihangirlikleri bozulur diye. Bu Çin'e intikal meselesi vardır ki bu ekonomik kriz Çin'e intikalin ilk safhasında doğmuş bir şeydir. Sade Leman biraderler 400 milyar dolar Çin'e kaçırmışlardır.
Evet. Bunun birinci safhası da petrol fiyatını artırmaktır. Çünkü dünyada istihsal edilen petrolün %80'ini Amerika kullanır. Sen 32 dolarlık petrolü 150 dolara çıkarırsan evet. Amerikan ekonomisine en büyük darbeyi vurursun. Çünkü adam günde 12 milyon varil petrol tüketiyor. Bir reklam arası veriyorum Kadir abi. Şimdi reklamlar. Ekonomik krizden hemen devam edelim abi. Evet. Evet. Şimdi şunu söylediniz. Dediniz ki global ekonomiyi kullananlarla ulusalcılar var. Evet. Şimdi bahsettiğiniz siyonistlerden bahsediyorsunuz. Bunlar global ekonomiyi zaten bu hale getirdiler. Bütün amaç Çin'e geçmekti. Çin'i, Amerika'yı bırakıyorlar diyorsunuz. Amerika'yı evet. bırakıyorlar ve bu sermaye kaçışı tamamlandığı zaman Amerika'da eyaletler arası kavga başlayacak. Çok yazılan Amerika'nın sonu Obama'dır başlangıcı da bu anlama mı geliyor? Obama adlı zatında araya Demokrat Parti Cumhuriyetçi Parti iktidarı girmeseydi Clinton'la başlamışlardı. Evet. Fakat Demokrat Parti seçim kaybedip iki devre şey olunca bunda bir yavaşlama gelince, oldu. Evet. Şimdi Demokrat Parti kazanınca bu kuvvetlendi. Zaten onu gördüler. Evet. Kamuoyu yoklamalarında %75 evet. Demokrat Parti'nin reyi kabardığını, Afganistan'daki işlerden, Irak'taki işlerden Cumhuriyetçi Parti'nin siyasetini iflas ettiğini görünce daha buş inmeden ekonomik krizi patlattılar ki Demokrat Parti gelirse büyük bir yük altında kalsın. Evet. Aynen 2001 krizinde olduğu gibi diyorsunuz. Biz Tayyip'i iş başına getirelim evet. nasıl olsa başarılı olamaz. Yükselen ibresi inişe geçer diye siyasette yasağı kaldırıp önüne AK Partisi'ni de reyiyle açmak gibi. Size söyledim. Allah Kur'an'da diyor ki mekeru mekerallah fellahu hayrul makirin. İnsanlar plan yapıcıdır. Allah'ın da bir planı vardır. Evet. Allah'ın planı en hayırlı plandır. Yani o gerçekleşir. İnsanların planı gerçekleşmez. Binaenaleyh burada da Tayyip'in önünü kesmek için siyasette önünü açtılar iflas edecek diye. Burada da Amerika'da da aynı şey oldu. Amerika'da evet. da aynı şey oldu. Obama'ya bir kötü miras bırakmak için yani Demokrat Parti evet. ola ki bunun seçim kaybetmesini sağlayamayız. Nitekim sağlayamadılar. 52'ye düştü reyleri ama netice itibariyle gene ekseriyet oldu, iktidar oldu. Ona bir handikap hazırlayayım diye Çin'e sermaye naklini Kadir abi şimdi artırdılar. Ne olacak? En önemli konu şu anda. Bundan sonra şimdi ne olacak? Bu sermaye kaçışı devam edecek Çin'e. Evet. Amerika zayıflayacaktır diyorsunuz. Amerika zayıflayacaktır. Amerika'nın çok değil 10-15 sene sürmez süper güçlüğü. Yahudi Amerika'yı da yıkacak. Avrupa Birliği'ni de yıkacak. Rusya'yı da yıkacak. Evet. Bana göre önce neticeyi söyleyeyim. Sonra esbab-ı mucibeyi söyle. Lütfen. Bu hükmü kabule medar olacak sebepleri söyleyeyim. Yeryüzünde iki güç kalacak. O zaman Türkler ve Yahudiler kalıyor. Türklerle Yahudiler. Yani İslam'la evet, Yahudiler. Adını evet. doğru koyarsak İslam enternasyonel gücü, Yahudi enternasyonel gücü. Evet. Katolik enternasyonel gücü Yahudinin hedefindedir. O yok olacak. Avrupa Birliği Katolik enternasyonel gücünü ayakta tutmak için başvurulmuş bir tedbirdir. Bu sökmeyecektir. Neden? Bütün bu gelişmeleri doğru anlamak için istersen dünyanın kaderine taalluk eden veçesini önce kısa söyleyeyim. Sonra da Türkiye'nin kaderine taalluk eden. Onun içinde Yahudi denilen hesabı görülür. O dönüşe geçmiştir. Yine kaderden bahsediyor. Yine kaderden evet. bahsediyor. Hayat ve kainatı incelendiği zaman bunda hakim olan bizim adetullah dediğimiz
dinin adetullah veya sünnetullah dediği evet. Tabiat alimlerin tabiat kanunu dediği hususların tespitinden yaratıcının vasıflarına, kudretine intikal edilir. Nasıl? Sinan'ı görmedik. Ama mimarinin bütün inceliklerini bilerek Sinan'ın bir eserini faraza Selimiye'yi incelesek Sinan'ın dehasına intikal ederiz. Evet. Eser müessirden bir haberdir. Onun sanatından, kudretinden, dehasından, duruşundan, bir haberdir. Dünya görüşünden. Evet. Bütün bu kainat da Allah'ın azametinden, varlığından, birliğinden, kudretinden ben evet. bir habercidir. Her varlık bir mesaj halindedir. Buna biz lisan-ı hal diyoruz dinde. Hal lisanıyla bir şey söyler. Evet. Hal lisanıyla. Küçücük bir böcek dut yaprağını yer ipek yapar. Bunu bir kimyager yapamaz. Gül toprağı emer renk çıkarır koku çıkar. Bunu bir kimyager yapamaz. Kainat Allah'ın verdiği bu aklı tefekkür ve taassüs kudretini kullanarak tahlil edildiği zaman bu kainata şekil veren, hususiyetlerini bahşeden, nazım, hakim, kadir bir varlığa ulaşır insan. Evet. Ben bu tahlile girmiyorum. Kendim buna ben gibi, biraz sonra gireceğim ama. Kendim gibi muhataplarımın evet. da bu tahlilleri yaparak Allah'ın varlığına ve birliğine itikad ettiğini kabul ederek buradan başlıyorum. Evet. Çünkü o işi uzatır. Kainatta sonsuz hikmet var. Ve tayin-i ilahi ile olan her cisim ilahi takdirle, şartlandırılmayla ısındığı zaman genişler, soğuduğu zaman küçüldüğü halde Allah suya ters bir tabiat vermiş. Evet, hiç kimse bunu değiştiremez. Tayin-i ilahi ile olan hiçbir keyfiyet veya maddi varlık, canlı, cansız, nebat ortadan kaldırılamaz. Topuyla, tüfeğiyle insanlar sivrisinek avına çıksalar, karınca avına çıksalar yok edemezler. Çünkü bütün bu masnuat-ı ilahiye yani sanatlı bir surette yaratılmış canlı cansız varlıklar Allah-u Azimişan'ın 3000 sıfatının tecelli terkibiyle vücuda gelir. Yani bunlar aynada bir görüntü gibidir. Bu evet. vahdeti vücut noktayı nazardan evet. bakıştır. Vahdeti şuhut değil. Vahdeti vücut noktayı nazardan. Şimdi aynanın önünde duran bir cismi üzerine sinek konsa. Aynadaki da, görüntüde bunun çıkmaması mümkün değil. Değildir. Evet. Çünkü o görüntüye ait kanun onu gerektirir. Vahdeti vücutta zaten bu. Aynen. Evet. O zaman Allah nasıl bir varlık ve nasıl bir alem tasavvur etmiş de, dilemiş evet. de yaratmış. Allah camül ezdat olan bir varlık. Ne demek o? Zıt sıfatların sahibi bir evet. varlık. Bütün Kur'an'da zaten değil, zıt olmak zorunda. Dalalete evet. götüren onun sıfatı. Hadi hidayete götüren onun sıfatı. Evet. Hay dirilten onun sıfatı. Evet. Mümit öldüren onun sıfatı. Allah camül ezdat. Yani muhakkak zıttı vardır. Evet. Sıfat tecellisiyle vücuda gelen bu kainatta temel kanunlardan biri zıtlıktır. Evet. Bertaraf edilemez. Hayır şer, hüsün kubu, güzellik evet. çirkinlik, vücut adem mutlak. Hemen geliyorum yine Çin'e. Tamam geleceğim ama bu zıtlık bertaraf edilemediği zaman bir başka neticesi var. Hiçbir varlık. Evet. Olduğu hal üzere baki olamıyor. Ebedi bir değişikliğe maruzdur. Çünkü Allah bu alemde beka sıfatını tecelli ettirmiyor. Devamlı değişiklik. O halde yani. Her şey evet. kemalden zevale, zevalden kemale ebedi bir dönüş evet. hareket halindedir. Bunun kimisi hızlıdır, kimisi yavaştır. Ay, güneş, yıldız hepsi bu kanuna tabidir. Çünkü Allah'ın sıfatından dolayı beka olmayınca değişme mecburiyetindedir. Ne kemal üzere ne zeval üzere. Gündüz ne hayır, gece ne olduğu, gecenin aynen. gündüz olduğu gibi. Tebeddülat. Evet. Bazısı böyle periyodiktir. Gecenin gündüzde olduğu gibi. Bunlarda bir ara mevsim vardır.
Aynen yazla kış arasında ilkbahar sonbahar olduğu gibi. Geceden gündüze geçerken gene alacakaranlık gibi. Aynen. Evet. Ani değildir. Demek ki ikinci bir kanunda bu kainatta bir tedriç kanunu. Yavaş yavaş değişiklik olma kanunudur. Buna göre ne iman ne küfür veya ne bir zirvede beşeri güç orada kalabilir. İskender fırtına gibi esmiş. Dünya hakimiyeti, 32 yaşında ölmüş. Evet. Generaller birer devlet kurmuş. Az sonra o da yok olmuş. Osmanlı devletine devlete ebed müddet demiş. O da yıkılmış. Çünkü ebedi hiçbir şey yok. Küllü men aleyha faan. Şimdi Yahudi de yükselmiş, yükselmiş, yükselmiş. Şimdi Çin'in yükselişinde onun yelkeni altına girerek bu yükseliş inişe geçmiş. İsrail'in kuruşuyla. Dünya umumi efkarı hepsi Yahudi'nin aleyhinedir. 50 senedir oradaki zulmü seyrediyor. Eğer o milletleri idare edenler halkın hissiyatına tabi oldukları sair meselelerde gibi Yahudi'den korkmayıp da Tayyip gibi konuşsalardı devrilirlerdi. Çünkü bayrak Almanya'da Alman'ın, Fransa'da Fransız'ın, güç Almanya'da Yahudi'nin, Fransa'da Yahudi'nin, dünyayı her müessir güç için. Belki Merkezi Afrika'daki adamlarla ilgilenmiyorlar. İhtiyacı yok. Müessir değil. Orası çok önemli. Dünya siyasetine hakim olan güçlerde bayrak o topluluklardadır. Ünvan onlarındır. Devlet Alman devletidir. Güç Yahudi'nindir. Rothschild ilk defa yeryüzünde borsayı kuran adamdır kişi. Güç kimde olduğu belli olmasın. Şimdi Ford fabrikası bir Alman, bir Amerikalı kurmuş değil mi? Yahudi'nin bu vasfını keşfetmiş Henry Ford, Beynemlel Yahudi diye bir kitap yazmış. Ford arabası almış, yolda bozmuş bırakmışlar. Ford arabası almış, Ford'u iflas ettirdiler. Bugün Ford'un ismi Ford'tur, sermaye Yahudi'nindir. Mercedes de böyledir. Mercedes nedir? Alman arabasıdır. Mercedes fabrikasının hissesi nedir? Kimin cebindeyse sahibi odur. Yani diyorsunuz ki Rothschild'in borsayı kurmasındaki temel amaç bütün sanayiyi gizlemek. Evet, ekonomiyi ele geçirmek. Yahudinin hakimiyetini gizlemek için. Evet. Şimdi aynı iş bütün dünyada beynemilel olarak yapılıyor. Bakın size bir misal vereceğim. 67 harbinden sonra, 1967 harbinden sonra bazı Suudlu zenginler Amerika'ya gittiler. Dediler ki gazetecilere, senin bir sayfa ilanın kaç para? Diyelim 10 bin dolar. Yahudi aleyhine bir makale verdiler, al 10 bin liranı bunu neşret. Yahudi baktı ki Suudlar parayı kullanmayı öğrendi. Evet. Bunlara bir dayak atmak lazım. Ne yaptı biliyor musun? Nijerya'ya gitti. Dedi ki şurayı kaz. Burada petrol çıkacak. Nijerya petrolü Suudlar başta olmak üzere Arap aleminin elindeki petrolün fiyatını indirmek için. İnanmayacağın bir şey sana söyleyeyim. 9 dolara indi varili petrolü. Evet, 9 dolara indi. Bir de evet. Doları düşürdü. Eski dolar hesabı 5 dolara indi. Fakat Nijerya'da petrol çıkınca petrolü olan bir ülkeyi idare etmek çok zordur. Yani şunu söylüyorsunuz. Aslında. Nijerya'da 4 sene sonra ihtilal oldu. Asker el koydu idareye. Neden? Oradaki petrolün de o Yahudinin kontrolü dışında kullanılmasına engel olmak için. Şunu mu söylüyorsunuz abi? Modern felsefeyi daha çok Suudlar öğrendi. Amerika'ya gidip bu modern felsefe, yani bunun içinde yani medya da var. Yahudinin medya da var tabii. Abi, o tabii. Felsefeyi öğrenmiş yani. Dolayısıyla bunu tam kullanmaya kalkınca karşılığını buldular. Nijer'de diyorsunuz. Nijer'de çıkardılar, petrolü bollaştırdılar. Evet. Fiyat 9 dolara indi, 32 dolardı ufak. Son krizdeki Lehman Brothers'ın odaki son krizde aksini yaptılar. Darbeyi Amerika'ya vurmak istedikleri için. İstihsal artmamış. Evet. Eksilmemiş. Mesela İran-Irak harbi zamanında Suudların günlük istihsali 5,5 milyon varildir. Evet. Amerika dedi ki Irak çıkaramıyor, İran çıkaramıyor.
petrol fiyatı artmasın. 13 milyon varile çıkardı. Bu tahmil tahliye meselesidir. Yani musluğu çok açarsan çok petrol çıkarırsın ama dışarıda muhafaza edemezsin. Limanların 6 ay evvelden bellidir bir gemi ne zaman yaklaşacak petrol almak için. Çünkü o petrol musluğu akarken hazır kap önünde çok değilse çok önceden de satılmış olur. Ziyan olur. Tabii, ziyan evet. olur. Bunun için o tedbirleri aldırdı, 13 milyon varile çıkardı. Yani şunu söylüyorsunuz. Halbuki bak bu krizden evet. önce ne istihsal arttı, ne istihlak azaldı. Ne çıkarma azaldı, ne kullanma çoğaldı. 32 dolardan 150 dolara nasıl çıktı biliyor musun? Büyük sermaye Yahudinin değil mi? Evet. Amerika'daki ekonomik krizin birinci sebebi petrol fiyatına Yahudinin müdahalesidir. Yani önceden rafineri stokları bunların, satın almaktan bahsediyorsunuz. Rafineri bunların evet. Suud'dan diyelim 100 milyon varil alacaksa 500 milyon varil talep etti. O başka yerden o kadar talep etti. Bu olmasaydı Nijerya'daki gibi bir şey olurdu yine de. Bak. Bu başka bir madde değildir. Başka yerde muhafaza edemez. Rafinerilerin istihabı dolana kadar, depolar dolana kadar aldı. 150'ye çıktı. Bu sefer de alamıyor. Normalini bile alamıyor. Çünkü kap yok. O zaman tıs 50 dolara doğru düştü. 50 dolara düşünce baktı ki ben 32 dolardan başladım. 150 dolara kadar mal aldım. 50 dolara satarsam zarar edeceğim. Bu sefer bütün borsalarda dolara hücum etti. Ekonomisi iflas eden bir ülkenin parası değer mi kazanır? Dibe vurur. Evet. Amerika'da kriz çıktı, dolar pahalandı. Bu Yahudi elindeki malı zarar etmeden satmak için yapıldı. Stoklardaki petrolü tükettiği anda doları borsaya arz eder talimatla her taraf. Dolardan tekrar kazanır. Dolar eskisinin bile altına düşer. Beklenen darbe budur. Amerika'ya bunu vuracak. Evet. Ama elindeki petrolü sattıktan sonra, elindeki petrolü tükettiği zaman hem dolar değer kaybedecek hem de petrol daha da aşağıya. Çin'e gittiğimiz zaman edecek. Ne olacak abi? Şimdi bu hamleyle başlayan şey darbe, değişiklik, ekonomik evet. kriz. Arkadan sermaye kaçırması suretiyle hareketlendi. Şimdi madem ki Demokrat Parti geldi, Amerika'daki büyük sermaye şeye gidiyor. Sadece Amerika'da değil. Mercedes Çin'de fabrika kuruyor. Bu Alman sermayesi midir zannediyorsun? Hayır. Almanya'daki Yahudi sermaye. Global sermayenin hepsi Çin'e gidiyor. Global sermaye. Her taraftan. Evet. Alman diye gidiyor, Fransız diye gidiyor, Amerikalı diye gidiyor. Onlar görünüyor. Hisse senetleri Yahudi'nin cebindedir. Evet. Bu kaçma tamamlandığı zaman Amerika'yı eyaletler arası kavgaya, Avrupa Birliği'ni devletler arası kavgaya sokacaklar. Evet. Şimdi bunların nasıl olacağını dair bir tek Avrupa Birliği ile ilgili bir şey söyleyeyim sana. İslam hilafetini yıkan Yahudidir. Hayim Naum Efendi aracılığıyla. Evet. Aynı şekilde beynemler bir güç Yahudi karşısında istemiyor. Katolik enternasyonel gücünde yıkmak istiyor. Ona karşı birinci darbesi şu oldu. Katolik enternasyon gücüne karşı. Yahova şahitliği diye bir dava çıkardı. Evet. Yahova şahitliği Hristiyanlığı bir kere daha ifsad etmek için. Hristiyanlığın aslı vahdaniyettir. İslam'dan farkı yok. Vahdaniyettir. O vahdaniyet esasında olan Hristiyanlığa putçuluğu sokan Paulos'tur. Paulos bir Yahudidir. Evet, yani. Hazreti İsa'yı da görmüştü. Şimdi Hristiyanlar bir ahmaklık edip her İncil'in önüne Tevrat'ı koymuşlar. Ahde Atik, Ahde Cedid. Yahova şahitliğin. Bu Yahova şahitliğin evet. diye bir dava çıkardı Hristiyanlardan. Madem ki bu kitapla mukaddes ikisi arasındaki tezadı eski olan kitaba göre hallediyorum diyor. Hristiyanlığı Tevrat'a göre izah, Yahova şahitliği. Bu ona vurulmuş en büyük darbedir. Papalık Yahudinin bu tehlikesini görünce bir tedbir aldı buna karşı. Yahova şahitliğini önleyemiyor. Katolik kiliselerde her pazar Yahudilere telin duası okunurdu. Okunurdu, evet.
Bunu yasakladı Abdülsekir'de evet. Papa. Bunu Yahudileri sevdiğinden yasaklamadı. Düşmanlık azalsın diye yasakladı. Ondan sonra da Katolik Birliği'ni evvela demir çelik birliğiyle, kömür birliğiyle, ondan sonra gümrük birliğiyle, nihayet Avrupa Birliği'yle ayakta tutmak istiyor. Tutmaya çalışıyor diyorsunuz. Halbuki evet. Yahudi Hristiyanları sünnetsiz olduklarından murda reddediyor. Kudüs toprağında mukaddes sayıyor. Oraya Hristiyan basmasın, ayağını basmasın. Bizim Mekke Medine'de belli yerlere gayrimüslim bastırmadığımız gibi. Onlara dönüp de sen sünnetsizsin, murdarsın diyemiyor. Bir Hristiyan kıza rüya gördürüyor. O rüyada Hazreti Meryem'i görüyor. O da ona diyor ki, ey kızım sen benim Hristiyan evlatlarıma söyle. Ben Kudüs'te yatmıyorum, Türkiye'nin nefes yerinde yatıyorum. Evet. Niye? Hacı olmak için buraya niye gidiyorlar? Hazreti İsa'nın babası olmadığını kabul ediyorlar. Göğe çıkmış, mezar olmadığını kabul ediyorlar. Ne kaldı orada? Hazreti Meryem mezar. Dışında bir şey kaldı. O da diyor ki, evet. Burada değil Meryem mezar, nerede? Efes'te. Türk hükümeti de dini turizm olur diye öpüye başına koyuyor. 40 kilometre merkezi cetvelin, pergelin ayağını Meryem Ana kabrine koy. 40 kilometre çapında bir daire içinde Mesut Yılmaz hükümeti Katoliklere mülk satın alma hakkını tanıdı. Bunu kimse bilmiyor, gözden kaçtı. Evet, ben de bilmiyorum. Evet, 40 evet. kilometre mülk satın alma hakkını. Bize Kudüs için 200 sene mücadele etmiş Hristiyanlar, müstakbelde Efes için mücadele edecekler. Çünkü bugün hac Efes'te yapılıyor. Evet. Papa da Yahudilerden korkusundan o kızı tebrik etti, azize ilan etti. Demek ki Yahudinin bir de Hristiyanlık alemiyle böyle mücadelesi var. Ama biz işe kader perspektifinden baktığımız zaman Yahudinin dönüş safhasına geldiğini görüyoruz. Evet Kadir abi, şu dakikadan sonra ne olacak? Bunu hızlı geçip kıyametle ilgili sorularım olacak size. Bu dakikadan sonra ekonomik olarak Allah'ın meşiyeti ilahiyesi icabı olarak Türk milleti ve İslam alemi yükselecek. Bunu batılılar görüyorlar. Batının geleceği İslam'a ram olmaktır. Bunu önleyelim. Batılı derken nereyi kastediyorsunuz? Atlantik'in ötesini mi yoksa Avrupa Birliği topraklarını mı? Hristiyan olmak itibariyle Amerika'yı da batı evet. kabul ediyorum. Amerika'yı da, çünkü bu izafi bir mefhumdur. Evet. Yani Amerika'ya göre Avrupa doğudur. Onun için o tabirdir bu Orta Doğu buraya denmesin. Avrupa Doğu, burası Orta Doğu, Ermenistan vesaire de evet. Uzak Doğu. Bu Amerikan tabiridir. Haddi zatında bütün Hristiyanlık alemini kastediyorum Batı dediğim zaman. Evet. Ne olacak? Neden Hristiyan kalamayacaklar, Müslüman olacaklar? Çünkü Hristiyanlık irreel bir dindir. Ve la akli bir dindir. Bugün Almanya'da kiliseye giden %7'yi geçmez, o da 80 yaşında ihtiyarlardır. Fransa'da böyledir, dünyanın her yerinde böyledir. Onlar niye dışarılarda çalışıyorlar, Türkiye'de, Kore'de? Kendi ülkelerinde misyonerler davayı kaybetmişler. Bugün sadece Almanya'dan sana bir misal vereyim, lütfen. Gerisini de buna mizan edebilirsin. 50 bin Alman, 50 bin Alman mahkemeye müracaat ediyor. Ya ateist olarak kendisini tescil ettiriyor yahut Almanya'da tanınmamış dinlerden birine mensup olduğunu söylüyor. Niçin abi? %3 vergi ödememek için. Vergi ödememek için. %3 otomatik vergi alınır. Bu vergi İngiltere'de yoktur. İngiltere'de olmadığı için Londra sokaklarına gezerken bakarsın bir kilisenin üzerinde tepeden tırnağa kadar kocaman yazı. İşte bu kilise şöyle tarihi bir kilisedir, böyle tarihi bir kilisedir, yıkılıyor, köhneleşti. Aman yardım edin falan, çünkü devlet vergisi yok. Milli piyangodan bu, ne diyorlar, toplar evet, düşüyor. Milli piyango diyelim. Milli piyangodan diyelim. Devlet evet. hissesinden kiliselere vermeseler, bütün kiliseler kapanacak. Çünkü giden yok, para veren yok. 20 bin kilise... Bir İngiliz'in makalesinde okudum. Peki buradaki manevi arayış nerede? Bak 1950'den 1990'a kadar, ben 91'de Türkiye'ye döndüm. Evet.
91'e kadar dönmeden evvel gördüğüm bir makalede İngiltere'de 20 bin kilise satılmış, yok olmuş, ticarethane olmuş, cami olmuş. Pakistanlılar, Hint Müslümanları alıyor, cami yapıyorlar. Benim bildiğim İngiltere'de belki 15-20 tane böyle kiliseden dönme cami var. 20 bin kilise. Şu anda sanal alemde. Bu en muhafazakar çok, İngiltere'de. Çok eğer, konuşulan konu da budur. Eğer zaten. Almanya'da, evet. Eğer Almanya'da bu vergi olmasa Almanya daha felakettir. Bugün Dortmund'da, dört yol ağzında bizim Süleymaniye Camii büyüklüğünde bir kilise var. Papazlar onu Müslümanlara verdiler. Diyanet Camii'dir. Neden biliyor musun? Bomboş. Hiç olmasa içinde Allah'ın adı anılsın. Müslümanlar alsın, mabet yapsın diye. Manevi. Ben orada konferanslar evet. verdim. Avrupa'nın manevi sorunları nasıl çözülecek? Avrupa bitmektedir. Evet. Bak sana dönüş bir, daha çok İslam'a mıdır burada? Sana Avrupa'nın bittiğine dair bir misal vereyim. Bir arkadaşımız bundan 40 sene evvel, şimdi değil, 40 sene evvel işlere yeni gittiği sırada. Şu anda atom mühendisidir bu arkadaş. Dinden bir haber Avrupa'ya gitti. Sadece annesi dedi ona ki oğlum domuz eti yersen sütümü sana helal etmem. Başka bir şey bilmiyor domuz eti ara. Göte Üniversitesi'ne gitti. Göte Enstitüsü evet, var lisan evet. öğretir. Göte Enstitüsü'nde dedi ki ben sizin yemeklerinizden yemem. Burada dil öğreneceğim. Yemem. Ya şimdiye kadar buraya birçok Türk geldi. Bu kimse böyle bir iddiada bulunmadı. Nedir yani yiyeceğin ette mutlak domuz değildir. Domuz eti çok ucuz ettir. Fakirleri yer onu. Niye böyle iddia ediyorsun? Münakaşa münakaşa bunu müdüre götürdüler. Müdür de buna karşı çıkınca yanında bir misafir. Ben kendimden evet. dinledim. Yanında bir misafir dedi ki bu çocuğa haksızlık ediyorsun. Niye? Dedi ki ben dedi papalığın gazetesinde bir makale okudum dedi. Orada diyor ki dedi biz fenden terakki ettikçe ihtiyaçlar çoğalttı ve ihtiyaçlara ait iştahımız kabardı. Dinle bu maddi terakkiyi telif edip maneviyatımızı muhafaza edemedik. Millet ateist oldu. Ama Türkler her şeyi maneviyatla izah ederler. Bir adam bu yazıyı yazan adam yazın Türkiye'ye gitmiş dedi. Her arabanın üzerinde maşallah görmüş. Bunu bir araba markası zannetmiş. Evet. Bu şirketin ne kadar arabası, arabası var. Demişler ki yok bu maşallahın manası o değildi. Bu marka değildi. Şoför kontağı çevirirken Bismillahirrahmanirrahim demiş. Bu ne demek Allah'ın adıyla. Sonra demişler ki şimdi azaldı. Eskiden araba alındı mı demek o zaman bu 40 sene evvel hikayesi. Bir kurban kesiyorlar, arabanın kanı üzerinden geçiriyorlar, kaza bela def olsun. Her tekniği maneviyatla telif eder bunlar. Kendi dinleriyle kabili izah olmayan bir şeyi kabul etmezler. Şimdi Türkler sanayiye giriyor. Bunlar teknik terakkiyle dini telif edecek, uzlaştıracak. Bizim gibi teknik terakki karşısında dini koruyamayıp maneviyatını kaybeden millettere de örnek olacak diyor o adam. Bak bu çocukta çok o önemli his, bir şeyden bahsediyor. O çocukta evet. bu çocukta da o his görülüyor ki inancının icabını yaşamak istiyor. Siz buna saygı duyun. Müdür demiş ki peki domuz eti hastalara yedirilmez. Domuz eti en sağlıksız ettir. Hastalara domuz eti çıkmıyor. Halbuki onların her kestiği de yenmez. Çünkü kan akıtmazlar. Evet. Öldürdükten sonra keserler. O çocuk o zaman onu bilmiyor. Revirdeki hastalara çıkan yemekten bu da revirde yemeğini yesin demiş. Davasını kabul ettirmiş. Evet. Ama papalığın gazetesinde yazılan yazıya sen bak diyor ki bunlar teknik terakkiyle imanı birlikte yürütecekler. Bizim gibi iman bahsinde iflas etmeyecekler. Avrupa iflas halindedir. 50 bin adam sade Almanya'da her sene dinden çıkıyor. Bunun neticesi nedir? Kilise ayin yapma. Yapmasa yapmasın. Adam zaten inanmıyor ki. Vasiyet ediyor. Cesedi yakılıyor. Ben sana İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da ben oralarda 11 sene yaşadım. Gördüklerimi anlatsam bahis değişir. Ama bunlar bitti. Evet. Ne oluyor? İnternet diye bir şey çıktı. İnternet perdeleri kaldırdı. Hiç kimse batıda
gidip de papaza İslamiyet'i merak ediyorum nasıldır diye sormaz. Bir papazın yazdığı kitabı da okumaz. Geçer internete, tüm araştırmaları Pakistanlılar, yapar. Hint Müslümanları doldurmuşlar. Dinin bütün kaynaklarına ulaşır. Evet. Bu entelektüeller arasında İslamlaşmayı hızlandırmıştır. Bir başka hızlandıran gerçek var. İnternet İslam'a yaradı diyor. Bir başka Avrupa, evet. Avrupa'nın geleceği budur, Müslüman olmak. Neden? Bak, dünyanın en muteber alimlerini topluyor her millet. Bizdeki gibi oradan buradan tercüme 40 çeşit ansiklopedi yok. İngiliz'in bir tek ansiklopedisi vardır. Ansiklopedia Britannica. Britannica. Evet. Fransız'ın bir tektir. Alman'ın bir tektir. Böyle Zavazingo bilmem ne ansiklopedisi bir böyle şey yok. Her sahada en alim adamı toplar. Mesela Britannica'yı alalım. Bende o var. Evet. Her sahadaki en birinci alimi çağırır. Fizikin maddesini o yazar. Tarihi maddesini tarihçi yazar vesaire. Bir sene sonra bir tane ek cilt gönderiyor. Şuna şöyle demiştik, böyle olmadığı anlaşıldı. Bu bilinmiyor dedik, şimdi keşfoldu. Vesaire. Kendini tasih ihtiyacını hissediyor. Şu 21. asırda Ansiklopedi Britannica'yı vücuda getiren maddi ve manevi sosyal ilimlerde de teknik sahada da en seçkin alimleri, yüzlerce alim, iki sayfa tutar oradan şey olanların isimleri. Evet. Bir ansiklopedi meydana getiriyorlar. Her sene tasih eden bir cilt gönderiyorlar. Bana her sene geliyor. Allah-u Azimişan kainata bir kitap gönderiyor. Ümmi bir insanın elinde. Okuması yazması yok. Hudeybiye musalasında Resulullah kelimesine itiraz etti müşrikler. Peygamber aleyhissalatü vesselam çizin onu dedi. Hazreti Ali kabul etmedi. Gösterin bana neresi çizdi. Muhammed bin Abdullah yazdı. Muhammed Resulullah'tı. Muhammed, Abdullah'ın oğlu Muhammed. Abdullah'ın oğlu Muhammed. Bin Muhammed. İki kelime yazmış. Evet. O da resim gibi. Elimizdedir bunun aslı. Mührü peygamberi denir buna. İki kelime. Bunun dışında ne okumuş ne yazmış. Eğer okumuş yazmış olsaydı kitaplardan bunları edindi. Eski peygamberin hikayeleri ne döner derlerdi. Evet. Hiç okumamış yazmamış bir peygamber 1400 sene sonra Vahidettin Han diye bir Pakistanlı bir kitap yazdı. İslam meydan okuyor. İslam meydan okuyor. Bir kitap. Evet. Biz bir misal vereyim sana. Bugün vasıl olunan keşfi hakikatlerle Kur'an'ı mizan ediyor. İncelemiş. Hiçbir keşif, hiçbir teknik keşif Kur'an'ı tekzip edememiş. Şimdi eğer bizim vaktimiz olsa ben burada 6 saat fenni hakikatlerle Kur'an'ın mutabakatını ispat ederim. Fenni hakikat. Evet. Kur'an insanı ben hesaba çekmek için bir külleha ihya edeceğim dediği zaman parmak ucunda diyor. Parmak ucunun demesi için parmak ucunda bir hususiyet olması lazım. Parmak izinden çünkü bahsediyor. Belagata evet. Aykırıdır. Tamamen dedikten sonra parmak ucunu niye diyor? Orada bir hususiyet olduğu 150 senelik bir hadisedir ki çizgiler birbirine uymaz. İmza yerine kullanılır. Hüviyet gibi kullanılır. Evet. Aya, güneşe, hayatın, tabiatın icablarına dair böyle binlerce fenni hakikat Kur'an'da sarahat yoluyla değil. Kadir abi sana doyum olmuyor. Yoluyla. Yukarıdan Hasan Sessiz bir reklam arası istiyor. Bir reklam verelim hemen dönüyoruz. Peki. Şimdi reklamlar. Kadir abi hemen bir kitabınızı tanıtmak istiyorum reklam dönüşünden sonra. Filistin'in dramının düşündürdükleri diye. Herkese evet. De tavsiye ediyorum. Burada Allah bir milletin milleti yükseltmeyi murat ettiği zaman içte dışta iki tane sebep sunar diyorsunuz. Bunlardan dıştaki sebep rakip ve engel unsurların zaafa uğraması. Evet. İkinci sebep ise içteki sebep oluyor. Bu sebepte evlatların daha dahi olmasından bahsediyorsunuz. Biraz bahseder misiniz burada? Şimdi
Şu iki sebebi... Bunu da Türkiye ile bağdaştırmak istiyorum. Bu iki sebebi bir bütünün içine oturtarak anlatayım size. Allah'ın kaderi bütün mükevvenatı ihata eder. Bütün oluşlar şüphesiz ve bütün varlıklar şuna benzer. Balıkçı denize bir ağ atar. Ağ bir takım balıklar yakalanır. Ağ denizden çıkmadıkça yakalandığını anlamaz. Bir değişiklik olduğunu hisseder. Ne zaman hareket kabiliyetinin tahdide uğradığını gidip gidip kafası ağa vurup geri döndüğü zaman anlar. Bu demektir ki biz Allah'ın kaderini fevkaladeliklerde hissederiz. O balığın kafasına ağa vurup geri döndüğü gibi bizim hayatımızdaki oluşlar da fevkaladelikler üzerinde kuruldu. Fevkaladeliklerde Allah korudu deriz. Allah şöyle yaptı deriz. Halbuki en hurda teferruata kadar bütün oluşlar Allah'tan kader icabıdır. Evet. Herkes kaderin memuru ve mağlubudur. Evet. Lakin kaderin bir mutlak kısmı vardır, bir muallak kısmı vardır. Mutlak kısmı Allah'ın murad etmesiyle olan iştir. Allah iradesini esbapta tecelli ettirir. Burada bir şey dağıtmaktan korktuğum halde bir şey söyleyeyim. Bilgi üç kademedir. Amiyane bilgi, ilmi bilgi ve irfan. Amiyane bilgi sebepleri kavranmamış bilgidir. Sebepler kavrandığı zaman bu bilgi ilmi bilgi olur. Mesela bir çoban şimşek çaktıktan sonra gök gürlemesini bekler. Bunu tecrübeyle edinmiştir bu bilgiyi. Bilse ki bu elektrik yüklü bulutların çarpışmasıyla meydana gelmiş, ışığın sürati fazla olduğundan şimşeği evvel idrak etti, ses daha yavaş hareket ettiği için geç idrak geldi. Bu bilgi ilmi bilgi olur. Bu hazmedildi mi irfan olur. Bu üç kademe bilginin üstünde bir üç kademe bilgi daha vardır. Ona da marifet derler. Marifetin birinci kademesinde bir mümin, bu mümin perspektifidir. Her oluşta mahlukun iradesiyle birlikte Allah'ın iradesinin de mevcut olduğunu idrak ederse o bilgi ilmi bilgi olmaktan marifet haline geçer. Bunun çoğulu maariftir. Eskiden Milli Eğitim Bakanlığı'na maarif denilmesinin sebebi budur. İlim üstü bir bilgi öğretiyordu. Allah'ın iradesinin her oluşta mevcudiyeti hayrihi ve şerrihi minallahi teala suretinde iman umdelerinden biridir. Allah'ın hayırda rızası her oluşta iradesi vardır. Rızası sade hayırdadır. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki İza eradallahu şeyyen hayyel esbab. Allah bir şeyi murad etti mi sebepler halk eder. Sebepler tecelli eder. O bilgi Allah'ın iradesini her oluşta mevcudiyetini bilmeye ilaveten o adam bilse ki Allah hangi sıfatını tecelli ettirerek bu oluşa vücut verdi. Bu bir kaza olur, bu bir ölüm olur, bu şu olur, bu olur. Ağaçtan yaprak düşmesi bile olsa. Bu marifette ikinci kademedir. Allah neden o sıfatını tecelli ettirerek bu fiile müsaade etti? Yani murad-ı ilahi keşfi, murad-ı ilahi keşfi beşeri ilimde sondur. Keramet de buraya bu kadar vasıl olan adamların bilgisidir. Kerametin sermayesi budur. Demek oluyor ki her oluşta Allah'ın iradesi var ama bazı oluşları mahluka bırakmış, onu serbest bırakmış. O bir saha içinde aynen köpek gezdiren adamın köpeğe taktığı bağ gibi. İsterse önünde, isterse arkasında, isterse sağında, isterse solunda kullanır bunu. Ama o daireyi genişletemez. İşte her mahlukun böyle bir hareket serbestliği var hasreten insanın. O sahada olan işler kaderi muallaktır. Sen istediğin için Allah onu halk ediyor. Sana da iyilik ederek
doğru ve eğri hareketler bildirmiş peygamberler göndermek suretiyle. İyinin karşılığında bildirmiş, kötünün karşılığında bildirmiş. Ondan sonra seni serbest bırakmış. Tıpkı çocuğunu bir oyuncakçı dükkanına götüren bir baba gibi. Oğlum buradan seç bir oyuncak. Şunu alırsan iyi eğlenirsin. Bunu alırsan birinin gözünü çıkarsın, birinin elini çıkarırsın. Çocuk mazaratlı bir oyuncak seçerse, dilerse parayı vermeyerek onun iradesini hakim bırakır. Evet. Dilerse ben sana anlattım, çek cezanı der. İşte kaderi muallak sahası oyuncakçı dükkanı gibidir. İrade ve ihtiyar sahibi olan mahlukat belli bir sahada bu iradeyi kullanır. Mükafat ve mücazat bu sebepledir. O irade bu alemin imtihan alemi olmasının tabii bir icabıdır. Ne zaman ki ilim peygamberlerin mucize olarak gerçekleştirdiği seviyeye yükselir, bu alemin imtihan alemi olma vasfı bozulur. Evet, o zaman kıyamet kopar. Çünkü Cenab-ı Allah bütün oluşlarda alemin imtihan vasfını bozmayacak surette halkeder halkettiğini. İmtihan vasfını zelzelede, çok net açar mısınız? Bir zelzele de, evet. Bir zelzele de ana rahminde çocuk da ölür. Evet. Bu istihkak ile değildir. Her musibet istihkak ile olsaydı peygamberlere hiç bela gitmezdi. Halbuki peygamber aleyhissalatü vesselam eşeddül bela alel enbiya ba'de evliya summe emsal summe emsal buyuruyor. Yani belanın şiddetlisi peygamberler üzerine gider. Sonra evliya Allah üzerine. Kimin yükü fazlaysa bu alemde ona bela çok gider. Çünkü o bela onu aşan adamı kuvvetlendirir. Törpüler diyor. Hangi musibet seni öldürmezse o musibetten sonra eski halinden daha kuvvetlisin. Binaenaleyh musibet insanlık cevherini yontup camken kristal yapan bir rol oynar. Evet. Bu tabii temenni edilmez. Ama buna katlanmanın kazancı vardır. Her neyse. Demek ki kader herkesi ihata ediyor. Bütün mahlukatı ihata ediyor. Bunun da muallak kısmı var. Mutlak kısmı var. Şimdi mutlak kader kısmından baktığınız zaman her varlık fanilikle mahkum. İniyor çıkıyor dönme dolap gibi. Evet. Ve tarih sade bu fiziki aleme adetullah dediğimiz, sünnetullah dediğimiz yahut tabiatçıların tabiat kanunu dediği şekilde maddi aleme şamil değildir. Sosyal hayatta da bunun cereyanı var ve kaderin müessiriyeti var. Bunu tarihe bu gözle bakarak bir misalle teyit edeyim. Bir misalle. Moğol istilaları Müslümanlar için dehşetli bir kahır tecelliydi. Moğollar camilere atlarla girdiler. İnsanlar namazlardan kırbaçladılar. Ve galip geldiler. Bu bir kahır tecelliydi. Evet. Allah'ın tecelliyatı dört kategoridir. Ya zahiri de lütuf, batını da lütuf. Ya zahiri lütuf, batını kahır. Yahut batını kahır, zahiri lütuf. Evet. Yahut zahir de kahır, batın da kahır. Dört kategoridir. Onun zahiri kahırdı. Müslümanlar öldürüldü, camilere atla girildi falan. Ama içinde bir lütuf varmış. O zulümden kaçan Müslümanlar Anadolu'ya geldiler. Anadolu'nun Türkleşmesi ve Müslümanlaşması Moğol zulümlerinin eseridir. Hulagü Bağdat'ta kitapları kerpiç gibi kullanarak kendine saray yaptı. Tarihen sabit bir hadisedir. Evet. Osmanlı aşireti de, Kayahan aşireti de Celaleddin Harzemşah'la birlikte Moğollarla vuruşa vuruşa batıya geldi. Suriye'ye gidiyorlardı. Ananevi göç istikameti buydu. Çünkü Anadolu Hristiyan büyük bir kısmı. Anadolu Selçuklu Devleti var ama büyük bir kısmı Bizans'ın elinde. Suriye giderlerken reisleri Süleyman Şah Fırat Nehri'nde geçerken atı suya kapıldı, ayağı özengiye takıldı, kurtarılamadı, öldü. Evet. Caber diye bir yerde hala mezarı var, Suriye toprağında olmasına rağmen Türk askerleri orada nöbet bekler. Bu yol bize uğursuz geldi dediler.
Ceziretül Arap, Arap Yarımadası üzerine gitmekten vazgeçtiler. Halbuki daha evvel oraya Hamdaniler gitti. Nurettin Zengin'in adamları gitti. Bunlar hiçbir 50 şey sene, 100 evet. sene kayboldu gitti. Osmanlılar geri döndüler. Kayağın aşireti Ahlat'a geldiler. Dediler ki nereye gitsek? Bu de, toprağın bir sahibi var. Ona gidelim, rica edelim. Bize bir yer göstersin. Bir heyet seçtiler. Konya'ya Selçuklu Sultanı'na gönderdiler. Kendilerini kabul etsin diye de övdüler. Biz böyle mücahidiz, şöyle mücahidiz. Celaleddin Arzemşah emrinde Moğollarla böyle vuruştuk, böyle vuruştuk deyince sultan dedi ki Söğüt'e gidin, Hudut. Evet. Madem muharipsin, madem muharipsin. Belki bunların canları da sıktı. Allah Allah, 1000 kilometre Ahlat'tan Söğüt'e gelecek. 1000 kilometre. Bir de en sınırdaki çocukları, evet. kadınları, inekleri, koyunları bir sıkıntı. Hoşlarına gitmemiştir. Halbuki kader bu kahrın içinde bir lütuf saklıyor. Yüzlerini küffara dönecekleri bir yer. İçerideki yükselme şansları yoktu içeride kalsalardı. Her taraf Müslüman. Ruhlarındaki cihat kabiliyetine Cenab-ı Allah ufuk açtı. Tabii cenk edemeyecekler. Osmanlı'dan tabii. sonra beylikler birbirleriyle mücadele ederken bunlar buna iltifat etmeyerek yüzlerini küffara döndüler. Cihat bereketini Allah da onlara büyük bir başarı ihsan etti. Çok değil 30 sene sonra Rumeli'ye sıçradılar. Süleyman Şah, evet. Süleyman Paşa biliyorsun. 3. Padişah'ın kardeşi. Bizans'ı Rumeli'den kuşattılar. 30 sene sonra. Şimdi bu kahırdan bir lütuf ve 6,5 asırlık bir devlet bu aşiretten çıktı. Vücuda buldu. Ahlat'ta evet. yerleselerdi hiçbir halt olmazdı. Kahır içinde lütuf budur. Şimdi geleceğine ve yakın geçmişine bakarsak Türkiye'nin aynı kader evet. perspektifinde. Bunu Kur'ani bir kıssayı şablon gibi kullanarak anlatabiliriz. Kur'ani kıssa şudur. Kur'an-ı Kerim'de Hızır Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam arkadaşlık ettiler. Musa Aleyhisselam bir peygamber olmasına rağmen ona ilmi ledün verilmemişti. Hızır Aleyhisselam'a ilmi ledün verilmişti. Yani bir oluşun batınını görmek, arka planını görmek. Ona dedi ki sen benimle arkadaşlık yapamazsın. Benim yaptığım işlere canın sıkar. İtiraz etmeyeceğim dedi. Ne bakacağım yapıyorsun diyor. Göre? Evet. Yola girdiler. Bir göl veya nehir kenarına geldiler. Karşıya geçemiyorlar. Orada ihtiyar bir kayıkçı. Sizi ben karşıya geçireyim dedi. Dediler ki bizim paramız yok. Olsun kiminin parası kiminin duası. Karşıya geçirdikten sonra adam kayığı kenara çekiyor evine gidecek akşam vakti. Hızır Aleyhisselam orada oyalandı. Musa Aleyhisselam da seyretti. Ne yapacak bu adam diye. Kayıkçı gittikten sonra taşları aldı. Kayığın kaburgasına vurdu. Kayığı kırdı. Sakatlattı. Musa Aleyhisselam dedi ki bu yaptığın akla mantığa aykırı. Adam bize iyilik yaptı. Adam bize iyilik yaptı. Bunun mukabili bu mu olmalıdır? Dedi ki sen bana sual sormayacaktın. Söz vermiştin. Ya dedim. Ben çatlarım bunu öğrenemezsem. İyilik yapan adama Hızır diye bildiğim bir adam. Böyle kötülüğü niye yapar? Şunu söyle de bir daha sormam dedi. Dedi ki bu şehirde yakında harp çıkacak. Harp çıkacak. Tekalif ve harbiye heyeti yani harp tekalife ne diyelim külfetlerini evet. halka yıkacak olan heyet milletin elindeki atı, arabayı, kayığı her şeyi alacak. Bu adamın yetimleri var. Burada çalışıyor o yetimlere bakıyor. Bu kayığın başına gelecekler yarın. Bu gerçekten kırık iyi. İşe yaramaz evet. diyecekler. Bunu almayacaklar. Bu adam da bunu tamir eder birkaç gün uğraşır. Kayık kendine kalır. Bu kayığı tekalif ve harbiyenin elinden kurtarmak için sakatlattım dedi. Pekala. Biraz daha gittiler. Biraz daha gittiler. Bir köyde bunları misafir ettiler. Bu misafirlikten sabahleyin yola girerken oynayan çocuklardan bir çocuğu Hızır başını okşadı.
Dedi ki bu bizi misafir eden evin çocuğu dedi. İyi ne yapmak istiyorsun? Kafasını koparacağım dedi. Çocuğun kafasını kopardı. Millet ey zalim hain derken bunlar kayboldu. Yahu dedi adam bize ikram etti, evinde misafir etti. Sen bu çocuğun kafasını kopardın. Evet. Dedi ki bak sormayacaktın, dayanamıyorsun, soruyorsun. Hadi bunu da söyleyeyim. O aile gördüğün gibi çok namuslu bir aile. Fakat bu çocuk çok şerir olacak. O ana baba bu çocuk yüzünden öyle belaya düşer olacak ki onun anası seni doğuracağıma bir taş vursaydın diye dizlerini dövecek. Gençtirler, başka çocuklar olur. Ben bunun kafasını kopardım, onları bu beladan kurtardım. 2-3 gün ağlar sonra unuturlar dedi. Tekrar bir köye geldiler. Köyde asi, yaramaz adamlar. Çocuklar bunların üzerine taşı bastılar. Yağmur gibi taş gelirken Hızır yıkık bir duvarı tamir etti. Şehrin dışına çıkınca dedi ki arkadaş şunu da söyle ben galiba senden arkadaşlık yapamayacağım. Bu nedir dedi. Dedi ki o köydeki insanlar şerir gördüğün gibi bak çocuklar da koştular bize taş bastı yağmuruna tuttular. O köyde namuslu bir adam vardı. Parasını o duvara sakladı onun yetimleri var. Para duvar yıkıldı görünüyordu bu şerirlerin eline geçmesin diye. Ben duvarı tamir ettim ki çocuklar büyüyene kadar bu para mahfuz kalsın. Türkiye aynen bunu yaşıyor. Gelelim kayığın delinmesine. Türkiye bir kayık. Tekalif ve harbiye heyeti batılılar. Avrupa. Her an kayığı alabilirler. Bizi aralarına alacaklardı. Ama 15 milyon işsizle 400 milyar dolar borçla bizim kayık delik. Eğer bizim yerimizde Suudi Arabistan olsa, kiraz çöpü kadar Avrupa'da bir toprağı olmasa bile, bak Tunus'u alma kalkıyorlar, Yahudi öyle evet. Bozuyor onun mahiyetini çünkü. Kiraz çöpü kadar. Altın taht koyarlardı gel aramıza diye. Çünkü Suud'un bir kuruş borcu yok. Sadece Amerika'da 600 milyar dolar alacağı var. Şimdi Avrupalı diyor ki bu Türkiye'yi alırsam 15 milyon adam Avrupa'ya çalışmaya gidecek. Ya iş verecek ya işsizlik parası verecek. Şimdi Erzurum'dan bir köylü İstanbul'a gelse nereye gelir? Bir hemşerisinin yanına gelir. Çünkü yol bilmez iz bilmez. Ondan öğrenecek. Biraz öğrenene şeyleri, kadar tabii. Hemşerisinin. Türkiye'den de Avrupa'ya bir adam giderse onda 9'u Almanya'ya gidecek. Almanya senede 1.2 milyon nüfusu eksildiği halde işsiz sayısı düşmüyor. Demek ki iş istihdam hacminde 1 milyondan ziyade senelik eksilme var. Tersine gidiyor. Ben oradayken 4 milyon işsizi vardı, şimdi çıktı 5 milyona. Şimdi 15 milyon Türk Almanya'daki hemşerilerin yanına giderek Alman'ın tenezzül edip de yapmadığı işi bedava fiyatına yapmaya, domuz ahırlarında yapmaya razı olacak işsiz. 10 milyon insanın 5 milyonu Almanya'ya gitse, Almanya işsizlik parasından iflas eder. Zaten nüfus yaşlı, bir çalışan 5 çalışmayana, bir çalışanın sigortası 5 çalışmayana ödeniyor. Evet. Yetmiyor, hükümet takviye yapıyor. Şimdi işsiz sayısı artınca 5 olacak 15. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesine birinci muhalif Almanya'dır. Şimdiye kadar Yunan tersine bir mantıkla muhalefet ediyor diye Almanlar ses çıkarmıyorlardı. Şimdi Yunanistan düşündü ki benim Türkiye ile olan meselemi ben Hristiyan olduğum için Avrupalılar benim lehime hallederler. Destekliyorlar. Türkiye'de evet. Avrupa Birliği'ne girerse bununla olan ihtilaflarımı Avrupa Birliği çözecek benim lehimedir. Tavır değiştirdi. Türkiye'yi destekliyor. Türkiye'nin aleyhtarı olarak Yunanistan bertaraf olunca Almanya gerçek hüviyetiyle ortaya çıktı. Türkiye'nin alınmasını istemiyoruz. Buna imtiyazlı ortaklık istedik. Fransa da çok benzer durumda. Fransa'da evet. Başında Yahudi var. Evet. Başında Yahudi var. Yahudi müessiriyetiyle. Çünkü Yahudinin biraz sonra anlatacağım arz-ı mev'ud denilen
Tevrat'ın kendilerine vaat ettiği iki nehir arasındaki toprağın büyük kısmı Güneydoğu Anadolu. Avrupa Birliği'ne Türkiye girerse bu araziyi 50 sene sonra mı talep etmeyi düşünüyor? Kendi kafasında ne hesap varsa 100 sene sonra mı? Yahudiler böyle uzun vadeli hesap yaparlar. Bunu Avrupa Birliği'nden istemek başka, Türkiye'den istemek başka. Tabii. İşi güçleşecek Türkiye Avrupa Birliği'ne girsin. Hatta Yahudi istiyor ki Türkiye Kürtlerle bölünsün, zayıf bir Kürdistan'dan burayı devralsın. Onun için Yahudi güdümlü olan ülkeler Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin girmesinin aleyhindedirler. Sarkozy anadan da Yahudi, babadan da Yahudi bir adamdır. Peki kırık kayıya ne olacak abi? Kıyık karıyı beğenmeyecekler, o bize kalacak. Bize kalacak. Yine kadere geldik. Evet. Biz o ihtiyar kayıkçı gibiyiz. Gelip bakacaklar başına, hatta bakıyorlar. Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam'ın meselesine bizim döndük yani. İhtiyarın kayığını kırıklık kurtardı. Bizim kayıktaki kırık da 15 milyon işsizle 400 küsur milyar dolar borçtur. Abi bir reklam arası daha vereceğim. Ben Tayyip'e dedim ki şimdi. Tayyip'e hükümete evet, geçtiği lütfen. Zaman... Sakın borcu sıfırlama. Altı ay ayakta kalamazsın dedi. Onlar Türkiye'yi faizle samal inek gibi kullanmaya alıştılar. Paralarını kullanacak yer bulamıyorlar dünyada faizle işletecek. Türkiye bu borcu sıfırlarsa onu yapan adamın tozu kalmaz, iktidarda kalamazsın. Tabii bu görüşün de sebepleri var. Bir reklam arası vereceğim. Hemen sizin İslamcı Gençliğin el kitabında bazı konulara değineceğim. Evet Kadir abi, bir kitabını daha tanıtmak istiyorum. İslamcı Gençliğin el kitabı diye, Gençliğin el kitabı diye. Burada bir konudan bahsediyorsun. Bu konu belki de kırık kayıkla çok doğru orantılı bir konu. Lider kadro ihtiyacı diyorsun. Tarihimizin dikkatle tedrik ettiğimizde diyor ortaya çıkan temel gerçeklerden biri de diyorsunuz. Başa milletimizin bağlı bir millet olduğu. Hudutsuz bir ölçüde başa bağlı olduğu hususudur. Yani biz çok lider tabiatlı bir şeyiz. Lidere bağlı tabiatlı. Evet. Doğru. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Yani şimdi, lider olmazsa hareket edemiyor muyuz? Şimdi Cenab-ı Allah bir milleti yükselteceği zaman senin orada okuduğun gibi bir harici manilerde bir zaaf belirir. Avrupa Birliği'nde zaaf belirecek. Rusya'dan korkuyorduk, bak topsuz tüfeksiz Rusya yıkıldı. Suriye ile hırgür ödüyorduk. Suriye bugün bizim paralelimizde, halkta bir anlaşma yapsak, plebisit yapsak Türkiye'yi ilhak ederler, razı olurlar. O vaziyete gelelim Yahudi'ye, asıl evet. Sinsi, anlaşılması güç olan Yahudi. PKK bir Yahudi işidir, Ermeni işidir. PKK, onun için Yahudi'nin işine gelmez. PKK'yı kurduran Ermenilerdir. Çünkü Abdullah Öcalan anadan da Ermeni yetimidir, babadan da Ermeni yetimidir. Anası bir Ermeni Türk aile yanında yetişmiştir. Babası bir Kürt aile yanında yetişmiştir. Ermenli katliamındaki Kürt aşiretleri de bunu yapan. PKK'ya verilen vazife Ermeniler tarafından üçtür. Kürtlerden Ermeni katliamının intikamını almak. Dikkat et, PKK Kürt öldürür. Evet. Doğuda Zaza var öldürmez. Arap var öldürmez. Türkmen var öldürmez. Kürtleri öldürür. İkincisi, anarşi yüzünden araziyi ucuzlatır. Çünkü onlar bekliyor ki Avrupa Birliği'ne gireceğiz. 4 milyon Ermeni Avrupa'da bekliyor. Gelip burayı satın alacak, hırgür çıkaracak, sonra devlet olacak. Ermeninin sevdası bu. Avrupa Birliği'ne girmek ise Yahudi'nin aleyhine olduğu için Abdullah Öcalan'ı yakalatan, bize teslim eden Yahudidir. Amerika bunun takipçisi olduysa Yahudi bunu istediği için oldu. Evet. Çünkü Yahudi'nin desteklediği orada Barzani hareketidir. Talebani de hariç. Talebani tamamen Kürt davasındadır. Barzani'nin Yahudi olduğunu da söylüyorsunuz değil mi? Evet, 200 sene evveline kadar haham yetiştirmekle meşhur bir ailedir. Ben bundan 40 sene evvelinden beri söylüyorum. Kitaplarımda da vardır. Kuzey Irak'ta
vücuda gelen Kürt oluşumu devlet olmayacaktır. Çünkü akıl hocası Yahudidir. Devlet olsa açlıktan ölürler. Petrol ekmek değildir, yenmez. İran düşman, Türkiye düşman, Suriye düşman. Petrole satacak yer yok. Petrol yenmez. Hava sahasında kapattı mı bunlar açlıktan geberirler. O zaman ne diyor Yahudi ona? Diyor ki sen buradaki parçayı Türkiye'ye hediye et. Ama bir şart ileri sür. De ki bak senin Musul meselesi diye bir davan vardı kadimen. Burada da petrol var. Ekonomini de düzeltirsin. Biz de ekseriyet Kürtler Türkiye'de olduğu için. Bu projenin sınırı neresidir? Türklerle. Evet. Türkler, evet. Oradaki Kürtlerle birleşmek istiyoruz. Akrabayız. Beraber olalım. Bizim Türkiye'den bir derdimiz yok. Sadece bize biraz haklar tanı. O da nedir? Türkiye'deki Kürt mıntakasını da çiz, hududunu belli et, bize dahili muhtariyet ver. Ve Avrupalı, bu fikri veren Avrupalılar, bu fikri veren Avrupalılar bu hududu da çizdiler. Bakü, Ceyhan, Pora hattı müstakbel Kürdistan hudududur. Haritaya bakarsan, incelersen bunun sadece Mersin dışındadır. Ceyhan'a akmak için mecburen Mersin dışındadır. Halbuki 40 seneden beri talimatla Kürtler Mersin'e yerleşiyorlar. Vaktiyle bir tek Kürt'ün mevcut olmadığı bu arazi bugün ekseriyetle Mersin'de Kürtler %60'ı geçmiştir. Evet. Sebep kurulacak bir Kürdistan'ın denize çıkışı olsun. İşte Kuzey Irak'ta kurulmasının mahsurları denize çıkışı olmamasıdır. Onun için bunu telafi için Kürtlere diyor ki sen böyle deniz sahilinde yerin olsun. Plebisitle bu mıntakayı da içine alacak şekilde bir muhtar idare eder. Sonra Yunanistan'la bir kavga çıkaracaklar, bir şey çıkaracaklar. Yahudi için bu gayet kolaydı. Doğu'da biz artık ondan işimize gelmiyor, Kürtler ayrılıyoruz diyecek ki, diyecekler diyorsunuz. Biz bu işten memnun olmadık, istiklalimizi ilan ediyoruz. Dolayısıyla Yahudinin yutmasına amade zayıf bir Kürdistan ama sadece Kuzey Irak'ı değil, Güneydoğu Anadolu'yu da ihtiva eden, yani arz-ı mevudun kamil, arada bir Suriye kalıyor. Evet. O Suriye'yi zaten buz üstünde yazı olarak görüyor. Bugün 5 milyon nüfusa yükseldi. Teknik terakkisi var, nükleer silahı var vesaire. Ama bu nükleer silahlar iş görmeyecektir. Amerika ilk defa Clinton'dan bu yana Yahudi güdümünden çıkmaya çalışıyor. Çin'e avdeti Yahudinin bu sebepledir. Amerika'nın kendi öz menfaati Yahudinin planına karşıdır. Amerika Çin'i ve Hindistan'ı mikrop harbiyle yok etmek istiyor. Yani nüfusunu dünya için tehlikeli olmayacak bir dereceye düşürmek. Böyle bir söyleminiz var. Bugün, hem Hindistan için de geçerli. Hindistan için de öyle. Çünkü Hindistan'dan milyarın üstüne çıktı. Öteki 1.6 milyardır. Çin'de 300 milyon senelik geliri 40 bin dolar olan bir nüfus var. Yani bir Amerika. Amerika 280 milyon dolar, 30 milyon dolardır senelik milli gelir ortalaması. Orada Amerika'dan daha müreffeh Çin'in içinde bir Amerika var. Evet. Ama 300 milyon da Boğaz Tokluğu'na çalışan, nüfusa kayıtlı olmayan adam var. Şimdi Çin'i Yahudi kullanacağı için Amerika'da öz menfaatiyle mikrop harbiyle Çin'i tehlikeli olmaktan dünya için çıkarmaya çalışıyor. Bundan sonra harp nükleer silahla olmaz. Çünkü galibini de perişan edecek dehşetli bir seviyeye silah ulaşmıştı. Bu geleceğin silahı mikroptur. Buna Amerika hazırlanıyor. Genetiği değiştirmiş organizmalar bunların içinde mi? Birisi bu silahtır, birisi bu mikrop silahıdır. Mesela Amerika şarbon üretip saklıyor. Bu Çin ve Hindistan içindir. İkincisi de silahta gıdadır. Yahudi geçen asırda parayı ve felsefeyi kullandı. Bu asırda bu mikrop ve gıda bu iki silahın önüne geçmiştir. Daha kolaylıkla insanları ifsad edecek. Evet. Kendi hegemonyasını. Lakin Allah-u Azimüşşan'ın kanunu icabıdır. Bir şey kemale vardı mı zevale döner. Gece karanlığı en had safhaya vardı mı 3-5 dakika orada durur dönüş başlar. Ve sonuna doğru hızlanır.
Yahudi de gücünün zirvesine yükselmiştir. Dönüş başlamıştır. Onun maksadı hasıl olmayacak. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bizi tebşir ettiği üzere her Yahudi bir taşın arkasına saklansa, burada bir Yahudi saklandı, gel Müslüman bunu öldür diye taş dile gelecek. Bunun manası nereye saklansa kurtulamayacak. Gar diye bir ağaç var. Yahudiler hem İslam'a inanmazlar hem de İsrail'de her evin önünde bu ağaç vardır. Peygamber o ağaç müstesna diyor. Bir de Batı cephesinden bakalım. Peygamber aleyhissalatü vesselam her iki Roma'da fethedilecek diyor. Hangisi evvel ya Resulallah? Konstantin'in şehri evvel. Fatih İstanbul'u fethettikten sonra Otranto'dan İtalya'yı fethe başladı. Evet. Ama onu Yakup Paşa adında Jakob asıllı Yahudi sert tabip öldürdü, zehirledi. Bugün zehirlenerek Fatih'in öldürüldüğü kullanılan ilaçla çıkmıştır. Babinger'in Katolik merkezinde papalıkta yaptığı tetkikat sonunda yazdığı yazılarla da sabittir. Oğlu 2. Beyazıt Cem Bakkası dolayısıyla geriye çekilmiştir. Fatih Roma'yı fethe hazmediyordu. Evet. Bu kadar zaman geçmiş olmasına rağmen peygamberin vaadi haktır. Batı Roma fetholacak ama belki de silahla değil, belki de İslam'ı internet vasıtasıyla ilmi terakki sonunda Kur'an'ın hakikatleri daha bariz bir şekilde ortaya çıkması sebebiyle olur. Evet. Mesela Boris Mukavil diye bir Fransız Cenin alimi. Mukaddes kitaplar Cenin'le ilgili ne yazıyor diye bakıyor, İncil'de bir şey yok, bakıyor Tevrat'ta bir şey yok. Bakıyor ki Kur'an'da ana rahmindeki çocuğun teşekkülünden doğumuna kadar bütün safhaları bugünkü tıbbi gerçeklere göre anlatılıyor. Anlatsam uzun gider. Evet. Adam diyor ki 1400 yılın evvelin bilgisiyle ananın rahminde çocuğun baş aşağı durduğu bile bilinemez. Bu semavi kitaptır. Allah tarafından gelmiştir ki o bilgiyi bir ümmi peygamberin deyip o zaman aliminin bile bilmesi imkan yok. Bu adam Müslüman oldu. Cenin alimi. İşte bunun gibi terakkiyat-ı fenniyenin Kur'an'a mutabakatını öğrendikçe Batı'da seçkin kafalar, Grodi gibi bir zaman Marksist olan bir adam bugün Yahudi aleyhine kitap yazıyor, İslam asırların önünde gidiyor, geleceğin dinidir diyor. Daha pek çok delille sabittir ki Batı İslam'a gebedir. Hemen onu doğuracak. Başka bir konuyla devam edelim. Vaktimiz az kaldı. Abi şimdi herkesin çok konuştuğu, gündemde olan bir konu var. Maya takvimi 2012'de bitiyor. Gerçekten 2012'de bir kıyamet var mı? Hayır, kıyamet değildir. Dünya statü değiştirecektir Muhittin Arabi'ye göre. Evet. Kıyamete daha da çok var. Bizim inanışımıza göre kıyamet terakkiyat-ı fenniyenin peygamberler mucize suretinde yaptığının fennen mümkün olmasıyla sabit olacaktır. Evet. Çünkü peygamberler mucizeleri ilmi terakkide beşere ufuk tayinidir. Evet. Mesela Belkıs'ın tahtını Süleyman Aleyhisselam cinlere getirttiyse göz açıp kapayıncaya kadar bu olacak. Hazreti İsa ölüyü dirilttiyse bu olacak. Musa Aleyhisselam Nil'i yardıysa bu olacak. O zaman dinin imtihan vasfını kaybedecek. O zaman, zaman inanmak evet. mecburi olacak. Mesela Cenab-ı Allah her kötülük yapan adam başına bir taş düşürseydi, bir ceza verseydi anında herkes cebri iyi olurdu. Böyle bir iyilik de mükafatı gerektirmezdi. Onun için Allah mühlet veriyor. Allah mühlet veriyor. O onun ondan dolayı olduğunu bilmiyor. Hak etmekten dolayı olduğunu bilmiyor. Bu 2012, araya masumu evet. katıyor. 2012'de statü değişikliği olacak. Dünya başka bir şekle girecek. Bu statüden neyi kastediyorsunuz? Yani eskilerin tabirine göre barut alev almayacak. Mesela elektrisiti iflas edecek. Evet. Yani böyle şeyler var. Bunların hangisi doğrudur, değildir? Doğrusunu istersen fenni bir bahistir. Evet. Ama ben büyük bir değişiklik olduğunu Muhittin Arabi'nin söylediğini biliyorum. Ve bu değişiklikte yani nükleer enerji yahut fevkalade enerji mesela orada bazı kelimeler var onu elektrikle izah ediyorum. Şimdi hiçbir elektrikli vasıta çalışmazsa ne olur?
başka bir dünya kurdu. Tabii. Barut patlamasa ne olur? Başka bir... Demek ki maddenin yapısında bir değişiklik usule gelecek. Aniden. Evet. Nasıl su diğer maddelere uymuyorsa, buna da çok kalmadı. Hep beraber göreceğiz. Bunu, buna benzer görüşleri Erik von der Ecken de söyledi bana. Kıyamet kopmaz. Evet. O da kıyamet kopmayacak. Yalnızca kıyamet, değişiklik olacak. Değişiklik olacak. Evet. Aynen böyle. Doğrusu. Peki kıyamete gelince? Kıyamete gelince biz daha Roma'yı fethedeceğiz. İslamiyet hüküm ferma olacak. Ondan sonra tekrar dönüşe geçecek. Allah diyen kalmayacak. Kafirlerin üzerine kıyamet kopacak. Hafızlar Kur'an'ı unutacak. Kitapların sayfası silinecek. Kur'an'ı açacaksın beyaz kağıt. Kur'an'la ilgili hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Evet. Ondan sonra kıyameti bekle. Daha çok var. Şimdi gelelim sizin hayat felsefesi yahut yaşamak sanatıyla ilgili kitabınıza. Şimdi diyorsunuz ki üstün vasıflı bir hayat geçirmek için belli başlı dört varlığa sahip olmak şarttır. Bunlar iman, sağlık, şahsiyet ve ilimdir. Evet. Ayrıca dört müeyyiz vasfı da haiz olmak gerekir diyorsunuz. Kemal için. Evet, kemal için. Bu vasıflar olgunuz cömertlik, cesaret, zeka ve çalışkanlıktır diyorsunuz. Cömert olmayan adam fedakar olmadığı için gerektiği zaman can verecek. Hasret vermez, kaçar. Evet. Ancak bütün bunlardan kamil neticesine hasıl olabilmesi için temel şart ruh ve beden sağlığıdır diyorsunuz. Evet. Evvela ruh sağlığı, programımızı kapatmak üzereyiz. Bununla ilgili de bir şeyler bize aktarırsanız bu deyişlerinizle ilgili çok seviniriz. Her insan irşada muhtaçtır. Bu ihtiyaç Allah-u Azimüşşan'ın peygamberler gönderişiyle sabittir. Ve bunu ilk insandan başlatmıştır ki ilk insan ilk peygamberdir. Bu bir şemsiye gibidir. Bir kişiden genişleyerek beşeriyet. Kimse hariçte kalmasın bu yardımdan. Allah'ın rahmeti iktizası ilk insan ilk peygamberdir. İrşada muhtaçtır. Akılla teçhiz ettim sen bu hakikati dememiş. Demek ki doğru yol gösterici, terbiye edici, mürebbi her insan için bir ihtiyaçtır. Ben bu kitabı mürebbi vasfıyla yazdım. Evet. Yani gençlere doğruyu göstermek için. Onun için bir vazgeçilmez şartlar saydım. Sağlık, iman vesaire dava adamı için. Ama öbürleri de bir dava adamı için vazgeçilmezdir. Cömert olmayan adam dava adamı olmaz. Çalışkan olmayan adam dava adamı olmaz. Birçok şey söyledik de gelişme seyrinin nirengi noktalarını söyleyemedik. Yani çünkü Allah'ın kaderi meçhuldür. Kaderin istikameti sezilir. Bu da vukuattan. Yani havanın alacakaranlık olduğu zaman da aydınlıklar mı artıyor, karanlıklar mı artıyor ona göre akşam mı oluyor, sabah mı oluyor dersin ya. Aynen onun gibi vukuatın da bir mahiyeti var. Bu mahiyette kahır tecelli mi artıyor, lütuf tecelli mi artıyor bunu görmek için bir iki nirengi noktası söyleyelim ve anlaşılsın ki Türkiye batık bir gemiyken çıkmakta doğru. Evet. Gelişme bu istikamettedir. Çünkü siz ufukta bir gemiyi görseniz bacasına kadar suya batmış. Umumiyetle Tanzimat'tan beri hep kayıp halinde, zarar halinde olduğumuz için batıyor dersiniz. Yani insanlar bedbinleşmiştir. Yarısı boş bardak derler daima. Halbuki ola ki tamamen batmıştı da çıkıyor ancak bacası görünmek durumunda olan bir geminin geleceğinde küpeşlesinde su yüzüne çıkacağını anlarsın. Onun için bir misal vereyim. Çok söylenecek söz var da vakit yok. 1920'de İstanbul işgal altına uğramıştı. İşgal kuvveti kumandanlarından birisi Fransa Despere'ydi. Fransızların kumandanı Trakya'dan geldi İstanbul'a Fatih'i taklit etmek hevesine kapıldı. Beyaz bir at üstünde İstanbul'a girmek istedi. Lakin bunu nerede yapmalıydı ki alkışlansın, hakarete uğramasın. Beyoğlu'nu seçti. Tünel başında beyaz bir ata bindi. Taksim çıkışındaki Fransız Büyükelçiliğine kadar o beyaz at üstünde yürüdü. Beyoğlu'ndaki dükkancıların çoğu gayrimüslim ve hasreten Yunanlıydı, Rum'du.
Onu ve Zito Venizelos, yaşasın Venizelos diye alkışladılar. Bu harekete şahit olan bir Müslüman müteessir oldu. Asırlardan beri müsamahamızla İstanbul'da kral gibi yaşamış olan Hristiyan tebanın bir işgalci generali böyle alkışlamasından rahatsız oldu, matbaaya koştu. Bir İstanbul haritası bastırdı. Bu harita üzerinde camileri gösterdi. Onlara rakam verdi. Aşağıda bir falan, iki bu falan, üç falan diye isimlerini zikretti. Rakamlar. Haritanın üzerine yazdı ki bu şehir kimindir? Altına yazdı ki bu mabetler kiminse, bu eserler kiminse bu şehir olur. Demek istedi ki biz bu şehri Türkleştirdik, Müslümanlaştırdık. Dağ taş her tarafa bir İslam mabedi koyduk. Bunu apartman kapılarından protesto makamında attı. Bu haritada 936 cami var. Evet. 467 senelik idik 1920'de İstanbul'da. 467 seneden İstanbul'da 936 cami kalmış. Bunu yapan birkaç tane de unuttu diyelim de bunu yuvarlak olarak 1000 kabul edelim. Evet. 467, 450 kabul edelim onu da. 450 seneden 1000 cami kalmış. Fazlası yok. Padişahlar cami yapar, paşalar cami yapar, zenginler cami yapar iken 1000 cami kalmış 450 senelikten. Cumhuriyette devlet cami yapmaz. Reisi cumhur cami yapmaz. Zenginler cami yapmaz. Bir iki istisna dışında. Cami kapılarında bozuk para toplanarak cami yapılır. Onun onda biri kadar bir zaman. 950-995 arasında. 45 senede. 450 senenin onda biri kadar bir zamanda İstanbul'da 2500 cami yapılmıştır. Bu söylediğim istatistiktir. Şu günde Türkiye'de senede 2000 yeni cami yapılıyor. 2000. Evet. Bu Osmanlı zamanında asla olmuş bir şey değildir. Diyeceksin ki teknik imkan var da onun için. Ama o zaman da cihat serveti var. Çok vakıflar yapılıyor. Şartlar var. Evet. Hem de nüfus az üstelik. Şimdi belki o günkü insanlar gibi herkes camiye gitse, namaz kılsa bugünkü camiler bile buna rağmen az gelir. Bu 2500 cami, onun onda biri kadar. 10 katını eder, 25.000 cami eder. Demek ki bak, bir hareketin, bir beşeri irade isharından hasılı netice, onun kadere tevafukuyla tevhemdir, eşittir. Murad-ı ilahiye muvafık düştü mü senin iraden, ondan aklen, mantıken, teamülen, mümkün ve muhtemel olandan fazla netice hasıl olur. Eğer murad-ı ilahiye ters düştün mü, aklen, mantıken, teamülen, mümkün ve muhtemel olandan çok az netice hasıl olur. Bunun misali şudur. Bir kayık akıntıya düştü mü, bir kürek çek, 10 kürek çekmiş kadar mesafe kat edersin. Akıntıya ters çıktın mı, 10 kürek çek, bir kürek çekmiş kadar mesafe alırsın. Bunun manası Allah-u Azimişan Osmanlı'nın mesaisine lütfettiği bereketin Cumhuriyet Müslümanı'nın mesaisine 25 katını veriyor. Evet. Çünkü 450 senede 25.000 cami eder. Halbuki 1000 kalmış. Demek Osmanlı'dan 25 kat fazla bir bereket hasıl oluyor. Kadere ters düşüp de bereketsizliğe nail olmaya Ergenekon misaldir. Cumhuriyet tarihinde en teşkilatlı ihtilal budur. Ben 27 Mayıs'ı yaşadım. Harbiye'de hapis yattım. Balmumcu'da hapis yattım. 12 Mart'ı yaşadım. Eskişehir'de hapis yattım. 7 seneye mahkum oldum. 80 ihtilalini yaşadım. Kaçtım. Vatandaşlıktan atıldım. 11 sene gurbette gezdim. Haymatlas, vatansız olarak. Bu ihtilallerin hepsini bilirim. Arka planını da bilirim. Görüşüm konuştuğum askerler de oldu. Nasıl? Bunlar bir darbeyi hükümet midir, fiskeyi hükümet midir? Bunu tahlil edecek vasıftayım. Şu Ergenekon Cumhuriyet tarihinde en teşkilatlı olduğunu söyleyen bir ihtilal teşebbüsünden 1000 kat daha teşebbüs
kudreti, mükemmelliğiyle tasarlanmıştır. Bin kat daha ondan iyi organizedir. Ama bunun failleri bugün hapistedir. Çünkü kadere ters düşmüşler. Onların istediği gibi 1920 Türkiye'sini ihya etmek mümkün değil. Dünya değişiyor ve millet uyanıyor. Başka bir dünya, insana değer veren, İslam'ın hümanizmi istikametinde insana değer veren bir dünya doğuyor. Bu demektir ki Türkiye'deki gelişmenin önüne çıkan kuvvetlere Allah zaaf iras ediyor. Sizin okuduğunuz şey, Rusya'nın yıkılışı bununla izah edilir. Allah bir milleti yükseltmek istedi mi? Ona mani olacak müessirleri zaafa duçar eder. Onun içine bir hastalık verir. Onunla bir bereketsizlik verir. Bunu Rusya'nın yıkılmasına tatbik edebilirsin. Ergenekon'un gelmesiyle birlikte Ergenekon'un yakalanmasına, durumu da aynı şekildedir. Ergenekon'un yakalanmasına, evet, hapsedilmesine, Amerika'da Obama gibi halk ekseriyetini tasvip etmesine imkan olmayan bir CIA'nin başkan olmasına tatbik edebilirsin. Birçok şeye tatbik edebilirsin. Birçok şey. Evet. Amerika'nın Afganistan'daki muvaffakiyetsizliğine, Irak'taki muvaffakiyetsizliğine birçok şeye tatbik edebilirsin şablon gibi. Demek oluyor ki Allah Türklerin, Türkiye'nin yükselişi karşısındaki güçlere zaaf iras etmiş. İkinci bir sebep de içerideki engele de zaaf iras etmiş. Bu kadar sistemli bir ihtilal teşebbüsünde bulunan adamlar tesadüfen Ümraniye'de bulunmuş olan el bombalarıyla bir gedik açıldı işlerinde. Bu neye benzer biliyor musun? Yılan çok cevaldir. Allah-u Azimüşşan nimetleri mahlukuna borcu değildir. Kuşa hem ayak vermiş hem kanat vermiş. Yılana ne ayak vermiş ne kanat vermiş. Ama öyle bir enerji vermiş ki su gibi akar gider. Ama o yılanın derisinde toplu iğne başı kadar bir yara olsa, uyurken oraya bir karınca girer, yarayı kemirerek büyütür ve bir karınca bir yılanı öldürür. Yunus da diyor ki bir sinek bir kartalı salladı vurduğu yere, yalan değil gerçektir, ben de gördüm tozunu. Demek oluyor ki murad-ı ilahiye muvafık düştü mü karınca bir yılanı yok edebildiğine göre o kadar cevap. Bütün vukuatı da böyle bakarsan bu kadar teşkilatlı adamlar girilmez askeri mıntıkaya silah gömüyorlar, bulunuyor. Denize silah atıyorlar bir balıkça. Bütün kaderler Türkiye'nin yükselişini gösteriyor. Yükselişini, kader, sevk-i kaderle olan bütün göstergeler Türkiye'nin yükselişini gösteriyor. O yükselişe engel olmaya çalışanların da zaafa sürüklendiğini, evet, gösteriyor. Sevk-i kaderle Allah üzerlerinden settar sıfatını kaldırmıştır. Bunun neticesidir ki en gizli işleri bile bak ortaya çıkıyor. Evet. Demek ki bu alemde kaderin hükmünü bozmaya kimsenin gücü yetmez. Herkes kaderin memuru ve mağlubudur. Evet. O kader Türkiye'yi süper güç yapmaya götürüyor. Lakin bunun gerekçesini hakkıyla söyleyemedik. İnşallah zamanla ilgili kavram oluyor. İnşallah akıllı seyirciler söylediklerimizden söylemediklerimizi imal iktidarını gösterirler. İnşallah. Kadir abi çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Böyle bir program yaptık sizle. Estağfurullah. İnşallah başka bir programda daha soracağım o kadar soru var ki önümde yazılı. Fakat işte zaman yetmiyor sana. Ahir zamanda bereket ilk defa zamandan kalkacak. İnşallah. Kalkmıştır. Çok teşekkür ediyoruz Kadir abi size. Evet. Seyircilerimiz, bu haftada değerli konuğumuz tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu ile konuştuk. Önümüzdeki hafta gördüklerinize inanacağınız ve anlatacağımız yepyeni hikayelerimiz olacak. Görüşmek üzere, hoşça kalın.